Neyse, yayını kapatmışız. Tamam. Martin, markette misin? Evet. Fazladan al yemekleri falan. Aldım, Martin aldım. Abi bana da... Aldım. Ben de markete gideceğim ya. Geliyoruz. Tamam. Geliyorlar. Evet, dedim. Hay, arigato. Niye böyle zıplıyor ya? Onun süspansiyonunu mu ayarlamayı unuttum acaba? Bana ne lazım? Falan filan. Samet Bey, yayını kapattınız mı ya? Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Alesta Enes, Enes Sapaloğlu. Takip için teşekkür ederim. Fatih. Takip için teşekkür ederim. Para çekeyim biraz. 500 çekilsin ya. Danyal. Aleyküm selam abi. Biraz daha alayım. Forever Avcı. Ay, takipçi teşekkür ederim. Kafam karıştı lan. Aleykümselam. Aleykümselam. Mbappe'yi mi öldürmüşüz? Mbappe'yi kim öldürebilir canım, Mbappe? Seni anca John abi öldürebilir. Başka kimse öldüremez. Telsiz deneme. Evet, oğlum. Horonsuz diyeyim arasına bak. Bakayım 53 geçiyor, daha gelmez ya. Daha var. Hoş geldin Yumeko. Yes Sigma. Hocam benim mazeretim var. Ben araçları modifiye ediyorum. Hallediyorum. O yüzden sıkıntı olmaz geç kalsam veya bir şey olsa. Geç gitsin. Geçtim mi lan? Yok. Beyler beyaz ballara bir tane mekanik atlasın. Mekanikte çalışıyor. Oğlum lan Mbappe. İnşallah internetini bulursun. Okan biz geliyoruz.
Mbappe görür ya. Discord'da göz gezdirmiştir illaki. Şu araçları da çekeyim. Bu ne amına koyayım? Sürü gibi. Full. Maraz neredesin? Çekilmişe ben de başlayalım. Hadi şu sıraya doldur geldin. Maraz bende beyler, biraz işimiz var. Aynen açıklandı. Ben tutturdum. KYK yurtlarla ilgili bir şey. Üniversiteliler için. Bunlar da kalsın, bir şey olmaz. Baksana şuraya, full üf be. Salvatore'nin coşkulu zamanları. Burs mu? Ben burssuz okuyorum lan. Şey, ekip totali söyleyeyim mi? En az 30'u var. Da burada kaç kişi var şu an onu bilmiyorum. Daha gelenler de var. Herkes gelmedi yani. Sayalım. 3, 6, 9, 12, 18, 21, 24, 25, 2 de orada, 27, yani 29 kişi totalde şu anda gelecek olanlar. Daha gelir mi bilmiyorum. Hocam totalin 45 olduğunu sen nereden biliyorsun? Görüşürüz Sıncay. Kolay gelsin. Nasıl gideyim? Eyvallah ciğerim. Aynı. Seni sormalı. Biz de sürünüyoruz işte aynı şekilde. Tabii kendi gibi zengin değiliz. Lan oğlum kaç sıfır vardı bununla ya? Kaç sıfır atacağım ben şimdi anlamadım. Dur matematiğim yetmiyor abi. Öyle bir şey yok. Üniversite son. Yavuz. İki zara yüz binlik oldu be abi. Mafyanın normal sınırı 25'te. İşte biz... Bana da o. Onun iki katına çıkmışız. Ya bizim ekipten bayağı kişi yayın açıyor ya. Hatta şu an yeni yayıncılar da katıldı şeyler. Ekibe. Ha, şuradaki polis mi? Kızların iki tanesi yayıncı. Bu ne oğlum? Oğlum o drone lan. Bu drone şey ya. Polis drone'u ben oğlum, size söyleyeyim. Şuradan polis arazi geçti. Ben hocam, oradan Edward bakıyor galiba. Aynen Edward. O kadar yok, büyük yok, olamaz ya. Dronları bu büyük gelişmiş oluyor. Drone aldı bu. Yok bu kadar gelişmiş oğlum, olamaz ya. Oğlum şimdi Enes'e dur. Ha, niye olamazsın ya? Ya Edward'ın Allah'ım yarabbim. Polis drone'u çalmış yavuş. Ya valla rolde tanışırsak olabilir. Bağlamaz mı? 24 değil la. Ben 2 senelik okuyorum. 2 senenin sonuncusundayım. 20'ye gireceğim. Hard rap abicim. Burada mısın sen? Buradasın. Delta'mız. Yo beta'mız pardon, delta demiş. Duygu semirsi yapıyor. Duygu semirisi yapıyor. Çok iyi oldu. Bu lafın üstüne Mert. Valla bence bozmaz ya. Yani diye bozma düşünüyorum kızlar ekibi. Yaş 20. Hangi bölüm? Siber güvenlik. Salın artık şu muhabbeti. Başvuruları... Oğlum susacaksınız ben hemen. Kapattılar herhalde başvuruları. Tam bilmiyorum da. Bir yerden alım yapıyor en son. Hola hola. Necati ile Şahin abi sanki çok ilişki birbirine. Ne abi? Hareket edebilemeyiz. Ben bir yemek yiyip gelsem olur mu? Yani sence? Bu saatte sonra yani ya neyse ya yere gelse git ama. Eğer senin şey, ben olursa, give update'ini. Fena abi daha var birkaç şey. Fena abi. Efendim abisi. Hani yaptıracak gidip gelebilir miyim?
Ne? Ben de Kemal'e yakınım annem diye düşünüyordum da. Değil. Ya geçmeyin lan. Ya Volkan sen vursana benim yerime şuraya. Öldüreceğim ya. Oğlum bak gene aralık açılmaya başladı, o aralığı doldurun. Ben daha çok ya Ankara tarafına yakınım. Bak orada iki kişi, bak bir tane daha boş yer var bak şeyin orada. Ben Ankara'dayım. Hocam 30 kişiyiz şu an. Dur ben şu sistemi anlatayım. Nasıl okunuyor bilmiyorum ama okuyacağım inşallah. Snabert diye herhalde. Hakip için teşekkür ederim. Çok değişiklikler var. Ben de üniversitede Konya'yı seçecektim ama sonra Karabük seçeyim dedim. Ama keşke Konya seçseymiş. Ne oldu lan? Oğlum bir rahat dur ya. Maraz geliyor Maraz. Bir geliyorsun bir şey yapıyorsun. Oğlum oraya niye geçiyorsun? Oğlum sen geç oraya. Sen Omega seçiyorsun. Bu kim oğlum? Ya beyler boşu, beyler. Çok karıştın Necat ya. Vallahi oğlum, anlamadım. Onlar anlamadı. Ya. Ağzını ektin ortalığı. Hocam adresimi mi alacaksın? Necati değil lütfen, Necati. Ne yapacaksın, neredeyim? Siyah. Oğlum bak alınıyor, ben anlattım. Sonra. Hiç öğrendim. Dedim ki bak dedim, vallahi burası boşalacak. Dedim şuraya geç, boşalan Omega'yı yönetip öteni Omega geçsin dedim. Olamam yani. Ay sonuna gideceğim. Tamam demek sonra Necati neymiş? Bu kadar bitti. Lan uzatmayın ya. 10 gün sonra falan gideceğim herhalde. Kafamı siktiler 2 dakikada ya. Ne oldu ya, kim sikiyor? Aslanlar. Bu ne oğlum, onun jantlar niye öyle ya? Temel abinin arabası. Onun mu? He. Ya onunsa bir şey olmaz da. Aynı olsaydı hepsi iyiydi. Tuğrul yanaş biraz şeye doğru. Geçmiş olsun. Maraz gören biz kayalım bence Kenny biraz. Bir dursun la. Bir yat bakalım durmaya. Dikey geçiş sen değil de. Yani çok sırtma diye sıkıntı yok. Hocam o geçişin ne olduğunu bilmiyorum ki. Bir fotoğraf çekelim ya. Ya bence tek yaşamak. Çek ama oğlum, aileyle yaşıyorum. Bir sürü fotoğraf çekilmiş. Gerekli mecralarda kameram yok. Olsa yapayım niye ben yokum? Kamera yok. Garajınız var lan bana. Yakışıklı. Tam çekeceğim zaman sen bir yere gidin. Piyon adamı değil mi? Ne yapalım? Çalışıyor kanal. Edward drone yanında mı? Fotoğraf alabilsem iyi olurdu da. Çok da şey. Drone saydı fotoğraf çekildik. Az önce vardı drone yok muydu? Şey. Edward. Bolzan çekerleriydi. Oğlum o kameraya İki geçiş ne oluyor tam olarak? Beyler bu Edward aparatı atan şey arkadaşlar burada mı? Güzel. Çok güzel değil mi? Edward server'da ya, admin evet. Kendi kaç paran var la? Sıkıntı yok arkadaşlar, bulacağım zaten. 1.970.000. Ya ben geçeceğim de aynı bölüm içinden üstünden o geçmeyeceğim. İşte, o 1 milyon attı. Ben de 1 milyon mimarlık okumayı düşünüyorum. O da nasıl geçerim orayı bilmiyorum henüz. O da atmadı ama. Az kimse çalışmamış ki. Ben herkes çalıştı diye biliyorum. Bu yeni benim 1 milyon olmasının nedeni mekanikten geldi. Bu Frank yaptı. Ya şeyler. Daha var da bizim çip olaraktan var. Şeye gittik ya gazinoya. Oğlum bu akşam madem he. Çip olarak var bugün ama para atacağımızı bilmiyor musunuz? Buyurun. Ya oğlum çipleri çeviremiyoruz ki. Olay varmış onun için. Şu an için gitmeyi düşünmüyor gibiyiz. Ya çip bir de öyle şey değil onunla ki. 5 göre bir yeni kıyafet satın alacaktım da. O koksan hareket giderken gene uğrarız ya. O kıyafetçi uğruyoruz. Hareket yapıyor. Erken çıkarız o zaman. Yani. Tamam. İyi mi? İyi iyi. İyiyse iyi, sıkıntı yok. Ne daha da nasılsınız? Efendim? Bir şey olsa Kudret ablanın katılacağız diye biliyordum ama katılmayacakmışız galiba. Tam emin değiliz. 5000 oynadık. Ya biz bunu oynayarak katladık. Yok son senem işte. Gelmiyor para. Bu seneden sonra yani, üniversite benim bitti. Öyle yani hani, para olarak 300... alamıyor musunuz bunu? Alamıyor şu an. Sıkıntı yok. Yok alamıyoruz. O zaman sıkıntı. Şu an 50 ver 0 yani. Ya niye kişiliklere bu kadar takılıyorsunuz ki? Ha şey kızı benim Türk kızı veya değil. Alman kızı ne fark eder? İstediği rol yapabilir. Nerede rolde bak özgürlük yerde. Var yani. Çalın oraya düşmüş. Okey. Yeniden sen. Bizim öyle şey katı kurallar var. Bu şekilde bir kuralımız yok. İsteyen istediği rolü yapar. Şaka, onu seçmiyoruz. Ayıp. Yani. Tamam. Şakaydı. Ben. Ya Allah'ım. Temel abim klasik gözlüğü. Abi o gözlük kaç yıllık?
Şahin'e hiç yakışmadı. Şimdi bu onunla... Neyse. Teyze niye öyle yapıyorsun? Oğlum ben ne zeki adamım ya. Durmuyor değil. Biz ya. Bayan alımı yapmıyorduk adam, o yüzden. Adam. Adam ya. Okan yavşak ama. Yapma ya. Ya Gönül abi. Oğlum bir şey yapacaksın. Telsize basıp duruyor ya. Ya telsize basmasın. Ya oğlum benim şişesi bir yer ayarlayak ya. Ya gel ayarlayıverelim 2 dakika. Ya anlatamam ben şimdi. Tamam gel al. Neye ayarlayacaksın abi? Sola doğru çevir Temel. Geliyor. Ya Bort'ta geleni de ben yoktum Bort. Son Bort'ta. O yüzden bilmiyorum ona ne oldu. Zaten o hatırladığım kadarıyla başka sunucuda oynuyordu bize geldiğinde bile. Pek aktif olamam gibi bir şeydi. Sıkıldık aslanım ne yapayım? 2 dakika cıvıyalım. Aradığımızda bulamıyoruz. Her gün cıvıyoruz. Her gün ama aramadığımızda geliyorlar. Ne hikmetse bilmiyorum. Yine biz ipni olduk. Büyük laf çaktı. Ne dedi? İbrahim. Evet, çok mantıklı. Biri arkadan bağırıyor ama. Kim bağırıyor? Bullshit filan, motherfucker. Vuracağım ağzını onu. Kim ki o? Ne bileyim. Geldi galiba. Galiba, çünkü ben duymuyorum öyle birini. Şahin abi ne? Görüşürüz. Enes. Lan ben gidip bir hap alıp gelsem mi ya? Ne hapı? Aman doktora ha. Gitme abi, doktor bir şey vuruyor. Abo. Ben de bugün bir aşı vuruldum da hiç hoşuma gitmedi ya. Oğlum bana bir koydular, benim nevrim döndü. Ya sol kolumu hissetmiyorum ya. He o aşı. He o aşı. O uyuşuyor bugünden beri. Normalde olmazdım da mecburen yaptırdılar işte bir şekilde. Evet. Lan Edward. Şu benim tabancayı bir yağlasak mı? Ne diyor? Uyuyor işte. Ses deneme. 5 net. Kenny bana bir silah mı ayarlasaydın ya? Depodan. Edward burada mı? Benim silahı şey etsin. Ne oldu? Yok, burada değil. Bana depodan bir silah gel. Versene. Benim silah. Boş gezmeyek ya, sıkıntı olmasın. Belle emanet gel beni zapt et. Benim emaneti en son çatışmadan gittiydi. Aslan sen gel. Şunu al. Bak koyayım şöyle. Bir de zırh versene ya. Zırh da vereceğim, şey de vereceğim. Kenny ben bir silah alsana, onu depoya koy. Edward onları en sonunda şey toplu olaraktan yenilecek. Yenildi zaten şu an. Aldın mı sen? Heh. Ben silah aldım da zırh. Tamam. Sen de zırh vereyim al. Ya hiç vallahi zorunlu ya. Zorunlu olmasa aş yaptırmazdım ben. Sen direkt onu yenilet ya. Edward. Mermin var mı? Merminin olup olmadığını bilmiyorum. İki kutu versene bana. Oğlum sana demiyorum ki. Benim var mermi benim. Var mı? Tamam. Dur, 200 mineydi. Necati. Var mı uzatılmışın? Uzatılmışım yok. Tamam 4 tane mermi. Hadi ben aşağıdayım. Yani. Gel şunları al gel. Hı? Bak geri koyuyorum alın bunları paylaş. Tamam. Bakalım alamıyor. Aldın mı? Alın oradan. 2 tane uzatılmış ha. Bıraktım, 4 tane mermi bıraktım. Mermileri sen al, bende mermi var. Dur ben şey koyayım ya. Dur ben. Bende zırh kalmadı. Eyvallah. Oğlum zırhlar da azalmış ya burayı. Biz de depolamak ben lazım. Ben maraz getirmişti zırh. Marazda var zırh bir sürü. Tamam tamam. Yani olması lazım. En son öyle diyordum. Hayırlarız. Can. Valla zorunlu olmasaydı keşke. Martin. İyi, zaten yemek ver sevmiyorum. Vereyim. İlaç kullanmayı. Ne bırakıyorsun lan yere? Burada. Ya benim silah yağlanacak da. Yağ varmış. He. Yağlayın. Şuraya yiyorsun. Bıraktım. Çekileyim. Hay. Yok yok gerek yok. Şu anda. Yere bakamıyorum da şu an. Ya bakabilirsin. Ben bakmışım. Patron nerede kaldı la? Gelir gelir.
Bizim Siravoz liğine. Ya ben bizim de ilk... İki doz mu? Valla ben ilkine oldum. İkinci Karabük'te olacağım büyük ihtimal. Mecburen. Ya. İşte dedim ya, sol kolum uçtu. Hatta şu anda bile ağrı yapıyor orası biraz. Temelle bu yan etkileri yüzünden. Anasının yani. Aralarını seveceğiz diye bir de duyum var. Haberin olsun yani. O yüzden dikkat et. Bu yayına gelmeyecektim ben normalde ama işte şimdi madde ilk savaşı falan var. Belki katılırız. Bir de eğitim vardı. Rol eğitimi. Yani şey, rol eğitimi demişim. Eğitim olacak o yüzden. Geldim. Sabah erken kalktım bir de bunun yüzünden yani. Gidip aşağı olacağım abi, diye. Nakit yok üzerimde şu an. İstersen bankana atabilirim. Kenny abi. Efendim abi. Abi bize de bir para ya. İvan. 77. Kenny abi biraz alana verir misin? Şimdilik oh, yeter. Eyvallah. İvan. 262. Şuraya bak, Omega ordusu ya. Biz bu yemeğiyi boşuna arıyormuşuz. 5, 10. Neden? 2 güne gelecekmiş. La geldi demişlerdi. Şimdi madde X'in duyurusunda 2 güne gelecek diyorlar. Abi bıçak, kimi bıçaklamam gerekiyor bana söyler misin? Valla Okan demişti sanki. Ama Mehir kim ya? Bu kimi? Mehir diye biri. Kim ki? Biliyorum. Sen nereden duydun onu soruyorum ya. Bir dakika hemen gel. Bir yerden duydum da. İdare edin. Duyduğun yeri burada niye söylüyorsun? Yok la oha oha o değil. Öyle değil. Şey buraya manyakana gelmeden önce Kili duydum da. Kili bence savaşa katılmalıyız ya. Sen sıraya geç de onu düşünür. Ay. He o savaş olayla ilgili benim aklımda plan var ya. Ya bence Patron bunu da şey yapmıyor da 5-6 kişi bence hallederiz. Göndeririz yani gene. Ya bizi salsa alfaları zaten gider şeyler yapar. Betalar da şey istiyor anladın mı? Hepimizi eğlenelim şey oğlum, ne beta kafasında. Yani geçen de öyle gitmiştik. Betalar var. Marazı Delta delta. Betalar işte. Eğitimden sonra gidebiliriz belki ya. Biz 5 kaç? 8.5 da değil mi bizim? Ben, bana da para ver lan. Lazitex alalım o halleder ya. Bana da para ver. Geçen gördük atletik gerizekalı. Abi tek gider. Atlet de geldi de. Ya bu 4000 dolarla geliyorum şey lan. Bulduk ben ya yani. Bayağı maddi istat değil mi? Ben de 5000 dolarla geziyorum bir şey olmuyor. Oha la ben bile 600 bin dolarla geziyorum. Maddi işte bayağı şey yapılıyor herhalde. 600 bin. Ya şey işte. Kaldırsana sen silah benim falan alıyor. Ben de 1000 dolar yok, para var. Şimdi yeni abi şeyler bulduk ya bu yeminci meminci olayı. Onlar da kullanılıyor herhalde bu maddi iş. E tamam adam silahı bir şey çekiyor. Yeminciyi bilmiyoruz. Yeminci daha yokmuş. Daha gelememiş. Biz o gün boşuna aramışız. Anahtar ya Allah'ım ya. Neyse en azından birkaç ben farklı bir şey daha bulduk. Ha ya. Ne bulmuştuk lan biz seninle? Hindu Samet'i bulmuştuk. Hindu ha, Samet. Hindu Samet. Ben de iki tane depo yeri daha bulmuştum. Bir şey tanesi ya doluydu hatta. Acaba patrona desek mi? Şu beta, alfa, sigma gidelim. O, ya bence direkt yapalım, ona bırakalım. Bence tamam, komple gidelim ya. Ya para da bok. Her şey bok yok, yani. Yok yok götürmüyor. O eğitim var bugün o yüzden. Tamam eğitimden sonra gideriz büyük ihtimal. Yetişmez ki. Madde X'e gitmeyebiliriz ha. Temel niye öyle yürüyorsun lan? Temel okula mı gidiyorsun? Okul nasıldı yavrucuğum? Ya çilekli şekimi yediler ya. Ya Edward. Devamsızlık varmış bak mesaj geliyor. Edward. John abi arayın. Devamsızlık sınırını açmışsın. Matematikten 47 almışsın. Ama uzatılmışına bak bunun piçet mi? Ya öyle bir şey yok ya. 48 bir kere. Çantanı da hep bana taşıtıyorsun zaten. Ya şey. Artık öğrenmelisin yani bunları. Senin taşıman gerekiyor. Özür dile. Aferin. Ya senin annen de ya, ben de kıvırcık değilim. Sen niye kıvırcık doğdun? Ah siktir. Bu sanki biraz da esmer gibi ama. Evet sen niye esmersin? Biz beyazız. Şey biraz okulda yandım da. Uf.
Yani ne bileyim, yanarsın da o kadar mı? Bu adam yemeğini yemiş gelmiş ya. Gibi bir Azerbaycanlı gelmek. Ben de yiyeyim biraz. Buyur patron. Oğlum, bana niye sesleniyorsun? He, patron. Hemen geliyorum patron. Hey, patron çağırıyor, ben alıp gelin. Tamam. Mercedes'e git. Martin yerinde olmuş. Mercedes'in anahtarı var mı onda? Vardır. Patron yokmuş. Sorarsa okuldan geldi. Patron çok yoruldum de. Eğitime katılmasam olmaz mı? Tamam. Bir de ya senin biz test pozitif çıktı. Hamileymiş. Beyler patron geliyormuş, biz de geçecek bir yazı. Tamam. Patron neye geliyor da? Çok canmaya gitti. Ne derse şey diyeceğim, kumarda gitti. Patron ne işi var burada? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Canı kurtuluyorum. Öyle. Oğlum şirket hesabında yeterli para olmadığı için maaşım yatmamış. Tamam. Tövbe. Ya kimseye bakmıyor. Benim müdür maaşa da SGK'yı koymuş. SSK. Ya ben sigorta ödenmiyor. Valla yarın gelecek inşallah. Maaş yok, sigorta yok. Öyle bir şekilde gidiyorsun. Önde değil mi? Hadi bunu patronu da söyleyelim. Neyse silah var, sıkıntı. Yok, gerek yok. Oğlum bak şu Vito'ya söyleyin çabuk gelsin. Ya valla var ya. Gelince söyleyeyim. Canım Okan olsun. Abim senin hızlı gelmeni istemiştim. Okan. Bu telefon işine girişemiyor. Otomatikliyor mu? Dalaşıyor patron. Ona göre dalaşıyor direkt. Neyse söyleyeyim, ismi diyeyim de. Çok sağ ol. Yapamaz. Hazır kayıt da var. He. Onu yapamaz. Metafor mu oldu? Aynen. Yürüyor mu lan o? Yürü. Kim yürüyor mu? Ha tamam. Kudret abla var ya, beni bitirecek. Kudret reis. Efsane ya. Oğlum benim dayımınız. Ekibin yeni Okan'ı Kudret olabilir bak, ben de söyleyeyim. Temeli de Yumiko olur bak, ben size söyleyeyim. Vallahi var ya. Temel. Gelir gelmez savaşı falan sordu ya. Yani. Oğlum anime kızlar hani Okan abi. He? Gelir gelmez savaşı falan sordu ama. Oğlum Matrix'e gitmeyeceğiz gibi bir his var şimdi ya. Ya gidelim ya. Gitmeyeceğiz de ben patrona söyleyeyim de bari 5-6 kişi biz kendi gidek ya patron. Ya patron beni salsın tek başıma oraya, ben dalarım hem ona. Ya oğlum gideriz. En son lan abi de dalmış. Ya şey Alfa ile Sigma'lara gidelim. Ya oğlum ne alakası? Eğitime ihtiyacımız var ama. Fazla kişi değil, bir 20 kişi versin patron bize. Oraya anlatsam şerefsizim. Bir çeyrek gidelim oraya ya. Yarım olmuyor mu? Çeyrek değil de. Beyler bu... Ne yapacağız bu işleri ya? Maymuncuk var bende. Maymuncuğu yiyebiliyor mu? Patron geldi galiba. Çiğneyebiliyorsun. Dur oğlum. Vito Salvatore geldi. Vaziyet alın lan. Evet. Adam nasıl bir tadın lan? Merhabalar baylar bayanlar. Çıplak sahne. Hoş geldin patron. Hoş geldin patron. Hoş geldin patron. Hoş geldin baba. Hoş geldin patron. Hoş bulduk. Güzel, bugün ekip kalabalık. Fulüs. Var mı bir yaramazlık? Yok patron. Var. Nedir? Şimdi şu şekilde. Hı. Daha dünden önceki gün oldu bu olay. Ben mekaniğe gitmiştim. Mekanikte de Frank vardı. Evet. Mekanikte bir tane grimsi bir araba vardı. Hı. Bunun plakasını aldık. Mekanikten çıkışta arabasını yaptıracakmış. Bizim Frank'le dalga geçiyormuş. Frank de telsizden beni çağırdı. Mekaniğe gittim. Dedim işte birader hayırdır falan, bir sıkıntı mı var? Arabayı yaptıracaktım dedi. Tamam buyurun yapayım dedim aracınızı. Ondan sonra geri gitti falan. Ondan sonra silahçının oradaki köprüye çıkarken birden önüme kırdılar. Yanıma geldiler. Ondan sonra araçtan indiler. Ben direkt manevra atıp kaçtım. Silahla bana sıkmaya başladılar. Belli mi isimleri bunların? Plakasını aldık. Plakasını yani aldı. Frank birilerinden olduğunu şüpheleniyor. Hatta Frank'e de bayağı bir şey söylemişler. Bu jiletleri falan sormuşlar. Neredeler, kimler falan. Bayağı bilgi istemişler bizim Frank'ten. Gri araba, araba ne? Spor, sana resmini atacaktım da siyah olarak yiyecek kamera bozulmuş. Yiyecek varsa bana versenize çocuklar. GTR değil miydi? Tamam bakacağız. Bu yeni gelenler bir gelsin bakayım tek tek. Yeni gelenler bir adamını çıksın. Sağ ol koç. Ne oldu senin üstüne başına Martin?
Yamulmuşum gibi. İçecek yok mu oğlum? Emin misin? Patron doğru yapıyor. Yok yok. Patron önce yiyeceği al istersen sonra diğerini alırsın. Yok içecek yok burada. Tamam var orada ha, bir tamam, daha. Tamam tamam tamam. Patron bir de sanırım bugün maddi X varmış da. İşimiz yok maddi X'te. Gel bakalım yakışıklı başlayalım senden. Adın ne koçum senin? Ben Richard. Richard Cypher patron. Richard. Evet. Nerelisin Richard? Kaliforniya'dan geldim. Kaliforniya'nın neresinden? Merkez. Efendim? Devam. Kaliforniya'nın neresinden geldin? San Andreas. San Andreas. Doğru. San Andreas'ın neresi? Grove Street Mahallesi. Grove Street Mahallesi. Los Santos'tan Grove Street. Ne yazalım bu? Yok mu sizin oralarda çetemede bilmem ne? Geçmişim var da patron. Demek. Pek yani girmek yani istemiyorum. Ya, hep öyle sokaklarda mi yaşadığım için. O hayatı bıraktım diyorsun ha? Evet oğlum, evet. Ben kimdeyim? E hadi hayırlısı olsun bakalım Richard. Bu nasıl bir takım lan? Yakışmış ya patronumuza ya. Teşekkürler patron. Patron giyecek yakışmayacaksın lan. Gel bakalım. Patronu vurmaya çalışalım. Adın nedir? Ay... Aman, Melisa. Oğlum 2 metre alaksana. Nerelisin Melisa? Norveç'in neresi? Kudret abla da Trondela. Kudret abla. Soğuk mu oralar? Bayağı soğuk. Ne işle uğraşıyordunuz orada? Orada eski doktor. Eski doktorsun. Peki bu meziyetlerin hala geçerli mi? Kullanabiliyor musun bu işleri? Yapabiliyor musun? Yok kullanamaz. Onu yapamazsın sen. Biliyorsun. Yapamazsın. İyi güzel hayırlı olsun. Geç bakalım. Öyle olmaz. Eli vermenize gerek yok size. Gel bakalım kızım. Vay Vito Salvatore. Vay vay vay. Kudret. Neresin Kudret? Kudret hemen patron olma dedim. Hemen dövme postu. Kendi neresi? Kudret. Bayburt. Vay be. Ne işle uğraşıyordunuz Bayburt'ta? İş. Harbi dövecek gibi ya. İşle uğraşıyordunuz. Kimse olmaya. İyi güzel. Ne ya da hayırlı olsun. Hadi, gel bakalım pembe kız. İşle uğraşıyoruz. Nasıl bir ses lan bu? Kaç yaşındasın? Kaç? Onu Cor abi de başlıyor. Efendim bak. Oğlum. Ne oldu bu hanımefendi? Şey o Japonya'dan geldi ya. Japonya'dan mı geldi? Oka. Ha, arigato sayımaz. Arigato. Neresi Japonya'nın? Tokyo'nun neresi? Orası yok. Cami'nin yanı. Ha, Tokyo ya, merkez. Ciddiyet yani. Ciddiyet beyler. Ne? Senin ne evet iş yapıyordun sen Tokyo'da? Yan kesiciydim. Fabrikası vardı. Abi gülmekten yarım. Hay mı? Oğlum sıra. Hay. Tamam. Okan. Efendim? Oğlum siz bir Japon doktor bulun da bir ameliyat bir şey yaptıralım ya. Tamam bir konuşalım patron. Yaptıralım mı sana bir ameliyat? Adın neydi senin? Ya patron biz biliyorduk da bu kadar olacağını beklemiyorduk ya. Ne adın? Yumeka! Pikachu! Pokemon gibi bir şey lan bu kız. Patron bunu yumuşadı. Evet, yani bize uyacak mı bu ses ya? Nasıl olacak Yumeko? Bence uyar. Yani uyar da ne bileyim bir yerde enteresan olabilir sanki. Patron vurayım mı? E sen biraz bir takıl duruma göre bakalım. Ha, okey okey. Okey, tamam. Gel ya. Evet. Nereden bu yüzden bir şey yapalım? Ben biliyordum da bu kadar olacağını tahmin etmedim ya. Bu araba sıkıntımız yok değil mi şu an? Yok. Ben balırım orada bir sürü. Hepsini fulledim. Güzel. Tamam. Şimdi kızlar. Siz bu kıyafetlerinizden memnun musunuz? Bize hiç sorulmadı öyle bir soru. Vallahi biz daha önce bir soru sorulmadı. İyi değil mi yani? Memnunsunuz. Sıkıntı yok. Oğlum benim ceketi giymişler ya. Tamam. Şimdi şöyle aynı ceketinde bende var. Siz gün içinde mesai dışı takılacaksanız eğer Salvatore'a bakıyorsa gezmenize gerek yok. Değil mi? Ama tabii bir durum olursa bizi arayın. Patron diyesim geliyor o deyince. Sizinle alakalı yapılacak görevleri yerine getirmedikten sonra yani boş vakitlerinizde takılabilirsiniz. Sakınca yok diğerleri gibi. Ne gittim ya. Kenny. Anladınız değil mi? Her şeyi uzatıyor. Efendim abi sesini az geliyor. Hayır.
Kenny uzatmıyor lan Kenny. Tamam baylar bayanlar, bugün Salvatore disiplin ve eğitim günü. Zaten eskiler biliyor ama yeniler bilmiyorlar, o yüzden biz madde X'e gidelim ya. Bugün biraz sert geçecek. Keşke. O yüzden herkes eline ayağına dikkat etsin. Sonra birbirimizi üzmeyelim, değil mi? Araçlar hazırsa araçlara geçin. Ben şunu avanayım da. Kendi gel lan, paralar şey yapayım. Yapalım da bu arabayı yener ben. Beğendim. Ha ben çıkarabilecek miyim kendi arabamı acaba? Hayır. Gel Necati, bu boş. Nasıl beyaz çıkar? Çıkar patron. Şey, kendi arabanı çıkaramazsın burada. Niye çıkamıyorum lan? Burası Baller garajı. Başka araba yok burada ha? Yok, istiyorsan bununla gel. Temiz yok şu an. Nasıl olmaz? Oğlum ne kadar... Onu da yapacaklarmış galiba da. Abi kendi aracımı ben buradan niye çıkaramıyorum ya? Neyse, şunda yer varsa biliyorum. Foyl bu foyl, başkasına geç. Kenny bir tane de mi ayarlasaydık acaba? Asılatı topladınız mı Kenny? Yetmiyordu araba, birini kucakladılar. 297 bir akıtım bakayım nedir bu? Bir araç daha almak lazım. Kaç araç var şu an? 3 4 5 Bu korna yine çalıp duruyor bu ya. Abi maymuncuk yaptı büyük ihtimal ondan. Şu maymuncuk yapan motoru kapat aç. Daha çok değil miydi aslında? Neyse, iyi güzel. Tamam güzel. Hadi beyler, hadi bayanlar, hadi. İlerliyoruz. Beyler içeride, beyler bayanlar oldu. Bayılıyor. Benim kapancam yok ya. Çöpçü bu arada da mı? Kendi bir benzinle uğrayabilir miyiz biz? Aha PD. Patron PD var arkada, söylesene. Depoya... Depoya erişimi olmayan ve silah olmayan arkadaşlar yukarı deponun oraya gelsin benimle birlikte. Patron. Efendim? Dikkat lan. Orada bir silah alsam. Şey, girmeyin, girmeyin. Herkes gelsin. Herkes arkadaşlar. Silah almayanlar yukarı. Herkes lütfen. Silah almayan herkes de depoya gelsin. Ben arada benzin alıp gelsem olur mu abi? Silahın var mı? Şu an değil. Ha bagajda mı? Silahın var mı silah? Herkes galiba pat. Oğlum silahın var mı? Okan gel ya. Benim silahım yok. Tamam yukarı oğlum, silah almayanlar yukarı. Hadi Mehmet, hadi. Bizim aracı attı sende ya. Kaç kişi de olsa beyler bayanlar bir sıraya geçin. Abi uzatılmış şarjörüm var mı? Yok maalesef. Galiba baskın yiyebiliriz. Polis geliyor. Silah sesleri ötüyorlar. Ne baskın abi? Benim uzatılmış var mı ya? Dur şu an hiçbir şey yok. Oğlum arananlar değil, niye bizim patron var? İşte ya o yüzden... İnşallah geçenki olaydan değildir hani, o bizim bir olay oldu ya. Ondan ben ya benim uzatılmış gitmiş ya. An var mı sende? Fazla yok. Uzatılmış nasıl gidiyor? Edward'dan işte. Ha Edward, he yeni şey yapmıştı Edward. Edward. Tamam. Ne? Dinliyorum. He bir uğrayayım. Benim uzatılmış. Sen de gidip şey yap. Tamir edersene Frank. Yağlar kesin herhalde. Depoda var. Depoya bence ondan değildir. Şunlara bir uğrayayım ben de. Şimdi biz bir yere gideriz. Oraya bir helikopter gelir değil mi? He. Buraya bile gelebilir. Dur ben gideyim şunlara. Benim otel odamda silahım var. Siz silah alın. Hatta istiyorsanız bir yere geçin. Ben geleyim oraya. O şeye geçelim mi? Hani bir yere yapmıştık. Güzel bir eğitim alanı belirleyin, tamam? Tamam, geçtik tamam. Yere geçelim. Hadi. Tamam, bir toplayalım herkese. Burada yer var bir. Tamam, herkes bir silahlansın. Bu arada bir araç daha olsa iyiymiş.
Bir kişi mi ne boşta kalmıştı. Heh. Bir araç daha mı? Çıkaralım. Şu an çıkarma. Ayarladılar şu onu zaten. Şu arabayı alın ya. Evet, mavi o şimdi. Boyamayalım. He. Aldılar herhalde. Alırlar. Ama bir dahakine bir fazla alırız. Beyler aracın silahları aldıktan sonra arabalarınıza geri geçin. Ne oldu Recep? Silahları aldıktan sonra araçlara geri geç, aynı araçlara. Yavrucuğum nereye gidiyorsun ya arabayla? O benzin alacak. Silahımı al tabii sen. Ey gidiyorsun da bit. Az öne sür, az öne sür. La arabaya abire çarpıyorlar. Yeni tamir ettim ben bunu ya. 1 milim kim var çarptı bizim de arabada. Ne 1 milim var ya? Yeter ya. Yeter ya. Önden biri, arkadan biri çarpıyor. Şahiz bundan sonra severim çarptı. Anik. Oo, han çarptı. Anik ne? Anik. Japonca'da Korece'de daha doğrusu. Bu Japonca'da değil. Bak kültürlen açık. Korece'de Semer'in pam pam. Yok kalsın eyvallah. Olay gelsin. Tamam lan Aniki değil. Şey ol. Kaniki. Kaçan iki. Olur olur. Efak Bad oldu. Tamir etsene. Lisansım yok abi. Nasıl yok lan sende? Sen nereden buluyorsun bunları ya? Varmış. Sana kim öğretiyor bunları bu yaşta? Varmış. Oğlum yani. Anime işte anime. Tamir edeyim bir de tüm araçları size vereyim. İhtiyacı olan var mı? Anlaşılmadı. Market ihtiyacı olan var mı market? Ekmek umursuz. Bandaj abi. Bandaj. Anlamadım. Bandaj bandaj. Tamam, markete giden bandaj, bandaj al. Tamam. Bunu da anlamamıştır ha. Anlamıştır. Benim isteyen var mı? Mongut var. Hayır. On kutu mermi mi var demiştin? Ha. 2-3 kutu ver ya. Elini kaldır. Ne elini kaldır? Elini kaldırır mı? O yere işte ya. Ya benim de bez kalmış ya dur. Ya ha, yok, onu ayarlarsın bir yenilenirsin kendini bir güzellenirsin. Oho drone'a bak. Ne drone'u? Drone değil mi? Ağacın oradaki gitti bay. Görmedim ki. Ses nereden geliyor? Ben bir şey duymuyorum. Allah Allah. M4 olan var mı? Hola vereyim. Tabii canım hemen. Al. Ne yapacağım oğlum ben? Ver. Vallahi oğlum. Yeli olmayan varsa da verebilirim. Var yelek. Aç. Ya benim ne güzel CZ vardı ya. Ulan Laz. Bitirdim ben ya. İyi fiş. Abi gitti CZ'yi kaybetti. Bir saat çıkamayacağız şimdi buradan ya. Bizimkilerden silahlanıyor mu acaba bir yere mi gideceğiz? Eğitime gideceğiz ya. Oğlum silahlı eğitim mi var? Direkt polis basar. Basmaz mı? Hocam polis basarsa biz bu sefer polisi inletiriz gibi geliyor bu kadar adamla. Ulan aynen. Saydım 6 tane araba var hepsi full. Hatta fazla bir kişi var arada. Biri de bagaja bindi. Ben bir de bir tane arabayı fazladan yaptım işte ha. He, bu kadar araba yeter de bir tane de fazla olsun diye. Ya şey bir tane daha yapayım işte. Ya ben bir şu arabada yemek mi yesem ya? Ha an sen arabada yemek yesem olur mu? Bir. Bir şey olursa biliyorsun. Tamam ayarlarız. Tamam patron. Hallettiniz mi? Oğlum. Hadi de.
30 kişiyi beslemek kolay mı bende diyorsun? Sen de Ronaldo işte. Gerçek Ronaldo'cu her şeyi istedim. Patronun durum hakkında bilgin var mı? Alan arkadaşlar aşağı geçebilir. Patron beni aradı. Şimdi mesaj atacağım sana diye aradı beni. Tamam. Mesaj geliyor. Açacağım. Haydi. Bana abi. Efendim? Benzin doldurup geliyorum. Patron tamam. Şehir dışına bir yere gidin diyor. Ne yaptınız diyor. Hangi arabaya geçeyim? Yolda fark etmez. Mi? Buna da binebilirsin. Niye yalansın oğlum? Malikanede de hazırlanıyorsun. Hazırlanıyorum. Hangi arabaya geçmeliyim? Fark etmez benim bir tanesine. Bineceksen ben buna bineyim. Çalışmasın, benzin bitmesin. Mermileri dolduralım. Depoda ne kadar kaldı? Patron soruyor. Bakıyorum. 5-10 tane falan var. Ay ay. Bekle Allah bekle. Ekip silahlanıyor. Şarjörler dolu mu? Mermiyi dolduralım. 19 tane falan var. Ayağı varmış yine. Okan. Ya anlamıyorum Okan niye böyle bir iplilik yapmış. Top diyorlar genelde ama. Hadi açıksın araç yerine. He he. Nasılsın? İyi. Hey. Allah iyilik göster. Hadi. Araçlara binelim. Bu benzin almaya giden nerede? Geldi kapında. Ha, patronum yani. Bana yazdı şehir dışında bir yer diyor. Yok, tamam da bizim yer demez. Şu Okan. Oğlum hiç yarıyor. Salakçı ekipin paraşütle atlayıp paraşüt açamadığı yere gidelim. Şunun bagajı aç da bineyim ben. La bu şura bir yerde. Şura değil mi? Han bu arabanın anahtarı var. Hangisi? Han, bagajı aç. Bak ikinci araç. La o kadar araç var. Ya öttüreydin. Aldın mı? Dayar var diyorum. Bana ver. Vallahi yok. Biraz daha önden ver. Oldu. Hadi arkadaşlar. Anahtar alıyoruz bir de. Ya olmadı mı yine? Yine biri yaklaştı yanıma. Ömer. Han sen ondan uzaklaş bak tamam. Anahtarı verdim. Geldi. Tamam hadi. Hepinize anahtarı hadi, verdim benim ya. Benim araçlara gidiyorsun. Bak hemen önüme geçiyorum. Kim ki bu? Mesafeyi koruyalım, sağlamı solamı falan hiçbir şey yapmıyor. Yanmayan yavşaklar bak bizim kök. Emredersiniz ya, emredersiniz. Eyvallah. Ana abi kusura bakma. Okuyayım mı? Aleykümselam mı? Sohbete nasıl bakayım? Bir şeyle uğraşıyorum. Burada. Fazla geride kalmayalım arkadaşlar. Pizza. Ben de koluma pizza dövmesi yaptırmıştım. Pizza mı o? Yok lan Doritos'muş. Uzaktan görünmüyor belli olmuyor. Ne ayıp. Göremiyorum uzak biraz. Yola mı bakayım oraya mı bakayım? Baskın yok eğitim var. Ama bir baskın olsa da olurmuş yani. 6 araba. Full. Yani böyle biz madde X'e girsek içinden geçerdik de giremiyoruz işte. Tersinin sesini kısmışım da buradan nereye gidiyoruz? Buradan eğitim alanına gideceğiz. Tam konum neresi onu ben de bilmiyorum. Öndekiler götürüyor.
Vallahi sen yoksun Can abi, uzun zamandır senin şakalardan yapmıyor. Birkaç gün yaptı, sonra sen olmadıktan sonra kesildi. La oğlum, senin adını her gün anıyoruz zaten biz. Sadece yayında olmuyor, o kadar. Dün online oynadık. Yine sen yoktun. Arkadaki araç takip eden yok değil mi? Olumsuz. Şu an olumsuz. An ne yapıyorsunuz? Gidiyoruz. Ha okey. Oha kaç araba lan? 6 araç total. Dönüşte istersen sonunda ben getireyim ya. Olur, fark etmez. Sen yorulmuşsundur, gözün falan bir karardı senin. Fark ettim ben. Bir şey olmadı ama nasıl kararsın? Ya o fark etti, senin anlamadın onu. Olur. Bırak o sözü. Ben anlarım böyle. Aynadan falan anladım. Yani direkt sürmek istiyorum dersen de veririm yani. Ne gerek var ki? Durma önüm. Hugo öyle değil. Çöpçü. Ben anlamadım. Neyse. Ben anladım an. Boşver. Ya böyle yollarda çok şey var böyle. Zıklar var. Sen zıklara giriyorsun. 20 tane parası. Sen sürme, ben sürerim. Veya fark etmez. İlerle fark etmez. Olur ya. Bir fark etmez. Bagaj, bagaj. Allah. Ya bak başladık an. Daha ben bunu manşeden çıkmadan yeni tamir ettim ya. Lan çöpçü. Oğlum bura zaten patrona karım attı. Hadi şuraya bir sıraya geçelim şu karşı duvara. Burası FBI binası. Şu yok yok, şu şeye geçecek Okan. Merdiven. Klasik bizim merdiveni. Ben şu araçları bir tamir edeyim. Şura bak, mahvetmişsiniz. Arkadaşlar beni unuttunuz. Bagajda mısın? Rütbe sesine göre kaçacaksın. Unuttun diyen kim? Hangi araçta? Burada mısın? Bagajda kim var? Bu tarafta galiba. Tekli sol araçta. Rütbe sesine göre demişti. Onun anahtarı bende yok. Şu sarı cantlı araç kimin anahtarıysa gelsin bir. Orada bir sürü park yeri var. Niye şey yapmadın? Ya bu cantı dolar işaretli olan aracın anahtarı kimdeyse bir gelsin. Bagajda adam var. Gel. Bagajda adam var. Hangisiniz? O değil, seninkinde. Buradayım burada. Süreyi işledi. Şeye park etseniz de şu araçların yanına. Bunu etmedik ki. Bir tane renç kaldı. Kim o sahibi? Aa yazık garip. Teşekkür ediyorum. Harbi lan adam burada kaldı. Kitleme de. Ben şunu bir tamir edeyim. Kapıyı açayım da orada. Ay. Görüşürüz Mbappe. Görmemiş olabilirim biraz ama. Şura bak, full beyaz, full. Şuradan altı üstü, şuradan şuraya geldik. Arabaları nasıl bu hale getirmeyi beceriniz ben anlamıyorum. Onda yine bir şey yok, onda bir şey yok. Bu ve diğeri var. Onlar açık mı acaba? Açıkmış. Bunların anahtarları zaten bende var. O yüzden sıkıntı yok. Arkası full. Benim kahvem vardı bir zamanlar ama haliyle buz gibi olmuş. İki, dört, altı araç. Oha, yedi araba mıymış biz totalde? Vay anasın.
Şey de desene, araçları maymuncukla basınlar, polis baskını yemeyelim. Ya herkes aynı şoförler binse ne olur biter işte ya. Araçlara. Evet gençler, evet. Evet, evet. Ne yaptınız? Bak o en soldaki araçlara hiç binilmedi ha. Yalnız benim aracıma bindi biri, o insin. Ya orayı niye kurcalıyorsun? Gizli şu anlık. Sıraya geri git. Geri toplayalım ya. Gelin sıraya gelin. O kadar ya, ben oğlum. Öldüm galiba. Şimdi arkadaşlar ben şu bir şey yani ben ilgilenirken sikti belki de atlamazsa sevineceğim. Şimdi affedersiniz de bir sıraya geçin tekrar. Bana laf koyuyor. Büyük olacak yine ya. Hadi sıraya hadi. Kudret Hanım biraz hızlı olalım hadi. Kudret abla çok uyuşuk ya. Kudret de izel yapamayız ya. Boşluğun olur, boşluğu. Safları sıklaştıralım. Kayın la kayın. Bomba atan bir gelse bırakamıyorum ya. Gözüme kestirdiğim bir kişi vardı. Oğlum sen sigara içer miydin ya? En baştakiler de ilk araba binecek. En sondaki olarak kimler? Sen gittin ilk arabaya. Başlatanlar sağ olsun. Hiç kimse sırasına uymadı. Bak. Babadan gizli içiyor. Şimdi tekrar söylüyorum. En baştaki fotoğrafını alayım da. Bana göre oğlum, sağdaki ilk araca bineceğim. Buna falan göre herkes sıralanacak. Atıyorum. Çöpçü Martin, Tuğrul, Maras ilk araca. Sonra Enes ve yanındakiler 4 kişi belki buraya kadar. Sonra bu 4 kişi. Sonra bu 4 kişi ve en son bu 4 kişi. İlk araç hangisi oğlum? Aa güzel. Kamerası var. Anlaşılmayan bir şey var mı? Ya bu konuşuyor da şimdi anahtarı olmayan ne yapsın? Ya şey varsayılarak dedi. En sağdaki araç. Anahtarı herkes de varsayılarak dedi. Yani şu an herkesin yani anahtarı var, düşün. Sağımızdaki ilk araç. Ya bu kadar basit. Şimdi tekrar araçlara diyeceğim. Herkesin dese daha mantıklı olur yani. Az önce bence Yubiko. De. İsmini bilmiyorum. Sakin ol. Çöpçü, çok geç çıktınız. Daha dikkatli olalım. Çöpçü uyuyor. Oğlum ben böyle bir şey tamam, yapamam. Buna baksana yok şu kalabalık. Benim kullandığım arabanın markasını kullanmasını istemiyorum bana. Ne başlayacağız? Ya ben... Ya hocam ben yani arabayı kalabalık modifiye etmişim. Hıt be! Aslan lan nasıl koşuyor bak bak bak. Abi gibiler bir bari. Hepsi de ilk araçlara gidiyor. Zahar oldu bence. Biri oğlum bayıldı biri aldı. Bak bir et abla. Oğlum maymuncuklu yan kim? Al işte ya. Bana ben yan yani. Al işte ya. Gitme herhalde ya. Nah gitmeye. Ya, bir baskın atsa var ya. Şey bu kadar kalabalığı bir görse, bir arasa. Hocam bir de herkes silah dövüşte. Araç bizim üstünde şeyi gösteriyoruz ki. Necati Bey sayın. Allah Allah. Tamam da bu kadar kalabalık. Ya. Muhabbet ediyoruz. Yok işte. Gelecek laf yok ya. Efsane. Okan polis geldiği şeyi de araçların lisansını gösteriyor. Gel adam. Ya iki dakika sonra baskın yiyeceğiz. Şimdi arkadaşlar güzeldi. Çalıştırdıkça daha iyi olur. Şimdi güzel şoför belirleyeceğiz. Da. Şoförlerimizi belirleyeceğiz. Ve bundan sonra bu araçları onlar sürecek çoğunlukla. Şimdi ben güzel araç kullanırım. Herhangi bir gözlerimde problem yaşamam diyen arkadaşlar bellerini kaldırsın. Gözlerken? 12. Tamam ilk araç çöpçü. İkinci, bak, ilk araç çöpçü de. İkinci ekipten Enes ile Maraz yer değiştir. Evet, Maraz ikinci aracı sürüyorsun. Tamam Kemal bir sen hep burada araç kullanabilen yok mu? Tamam. Üçüncü araç sende. Sakallı isim neydi? Han hepsinin anahtarı sende mi? Sen istemiyorsun. Üç tane balırın anahtarı bende. Adel. Tamam verirsin Adel yani. Sende. Şey evet. Sarı burada hariç. Melisa. O temelin. Araç sende. Şoföre sen biniyorsun. Biri Martin'in. Biri de kimindi? Bilmiyorum. Şoförleri belirledik. Şoförler Şahin'in şoför koltuğuna biniyor. Önce şoförlerin binmesini benim beklemezseniz araca şoför olarak binebilirsiniz. Reb de senin de herhalde. Şoförlerin binmesini bekleyin. Daha sonrasında nereden sonra bineceksiniz? İnanılmaz bilgiler veriyor Okan ya. Şimdi kronometre açacağım. Ne açacağım? Kronometre. Kronometre bakalım ne kadar. Sınav süreniz başladı arkadaşlar.
Şahin seni çağırıyor. Kronometre hazır mı? Dur bir saniye. Bir kronometre ayarlayalım. Hazır. Tamam. Şimdi biraz bekleyeceğim. Hala bitmedimiş mi kadar... Ne büyük bir şeymiş. Biraz bekleyip yerine böyle söyleyeceğim. Ya. Bakalım ne kadar refleksleriniz yerinde. Araçlara geçelim. Ben şuradan uçağı atlasam mı ne yapsam ya? Koş. He? Şuradan atlasam mı ben ya? Niye? Sanki hayatta sağ kalırım falan. Yani son kişi binene kadar. Oo. Bitti. Oo, inşallah. Var ya ölmüşümdür lan ben şu zamana kadar. Evet. Hala binecek bak. Dolanış, hala. Dolaşıyor. Okan'la bak. Olmaz ha bu Okan'la yapamayız. Bu dolaşan kim acaba? Bakın, birisi var çok dolanıyor. Ya şu bitti. Kaç saniye? Jinx 34. Takip için teşekkür ederim. 32 saniyede ama bizi yok ederler. Yes. En 32 geç... saniyede beni delikleşik ederler. En geç 15 saniye olması lazım. Ya herkes indiği araca binsin. Ne güzel. Bizi mezara yolladılar haberiniz olsun. Harbiden. Yemin ederim şu anda... Bak herkes indiği... Ben niye değişip koşuyorum ya? Binsin. Bakın bu araba yok. Yama gibi koşuyor. Arkaya ittirdiğim arabayı hesaba katmıyorsunuz. Zaten bu araba boş kalıyor. Ben şurada biraz yemek yiyeyim. Yok mu? Dur ben de bari şey yapayım. Dur şu sigara abi benim sadan ikinci bizim araba şimdi, değil mi? Şimdi buradan biri şey Martin yok biri geçsin şimdi ya. Onlar sonra yere. Araçtı ya. Hadi ben geçeyim lan çok özlemişim aşını. Araba frenk yarı değiştirdim. Ha ligatı geliyor tamam. Şimdi bir de Zaten arkaya geçiyormuş. Binemiyormuş. En iyi ekip iyiydi. Zaten binemeyecek zaten. Bilemedim kesilmesin. İlk ekip iyiydi güzeldi. Bahis oynuyorum. Tebrikler son ekip de hoşuma gitti. Aleyküm selam. Şey yaptınız bir ufak geç kaldınız ama sıkıntı yok. Bir ekip vardı sondan bir önceki bal sıçtı zaten 32 saniye onlar yaptı. Şimdi şoförler aynı tekrar deneyeceğiz. Araçlara dediğim zaman koşmaya başlayacaksınız. Araçlara. Lan koş. Bir herkes binince söylesene. İşte Kudret yavaş kalıyor. Kudret ablaya bak be. Ya o götünü kaldıramıyor. Bak ortalık sen aldım. Saydın mı? Ben mi? Dakika, açık kapat. Tamam 18 noktası gene şişlendik amına. Kapla. Öldük lan öldük. Gene lan. Öldük. Yine Kudret ablamız biraz yavaş kaldı gibi. Mehmet'i şişlemiş de. Gelin bizde şınav çekek var ya. Yok be. Şimdi gömleği çıkart gel tekrar giy. Hocam kaç saniye çekiyor? Hocam yeleği bağlamak çok uğraştırıyor. Dur bari bir tane daha koy. Ben tam araç sorun çıkartıyor. Yakayım bir tane daha. Hocam top mop hiç hoş olmuyor. Ares olduğundan nasıl emin olayım ben seni? Nereden biliyorum? Yaz Discord'dan anlayayım. Ufak patlatma yapayım. Bir silahtan bir merminin çıkması Salih'e bile sürmeyeceği için 18 saniyede kendi ölüyor. Temel abiye baksanıza. Bundan dolayı. Daha zor. Oğlum bu ekip benim ölmemi istiyor herhalde. Temel nerede? Ya geber ama çok da sikimizde. Sesin daha az olması lazım. Bence o yüzden yavaş. Fazla problem görmedim. Ama şu araçlarda bir anda biz de koşalım mı lan 3-2-1 diye. Bineceğinize emin olduktan sonra binin. Ne hangi araba bineceğiz? Böyle kapıda böyle mal gibi dolanmayın. Oğlum buranın mantık hatası var. Biz ters tarafa koşuyoruz. Başlar ne olay zaten oğlum olay o. Oo taktik. Şimdi şu ortaya bak tren geçiyor. Koşmaya başlayacaksınız. Son tur durmayın. Bundan sonra öyle biraz durma doğru. Konuşacağız. Onu bırakacağım da koşacağım. Araçlara. Ken öldü amına koyayım yine. Kim açtı onu lan? Ben biri çakma ben var burada. Harbiden. Dur bakayım. Bindiler mi? Hayır. Yok be. Dolanıyor ikisi. Kadınlar mal oluyor. Kudret dayı. Kapat. Aleyküm selam kardeş. 18.74 iyi. Oğlum topla. 10 saniye oldu. Yapacak bir şey yok. Çok geçti ya. Ona da alakası yok. Bayanlar bilemiyor. Neyse. Çok. Yerleşik düzeni falan biri anlasın. Boğazım ağrıdı. Hocam ara söylememiş miydi ya? Sen en son kaçmıştın ben sanki. Ben anlatayım. Ben köşeye sıkıştım da. La bana ne vuruyorsun ya? Tekrardan anlatayım beyler. Ya bir yer biri ya bakar kıyamet beyler. Ondan bakar. Yine kopsun. Hanımlarımızdan bir fire verdik. He. Yine 18 saniyede bitirdiler. Takip onun dışında beyler güzeldi. Son iki araçta ufak birazcık böyle bir şey var. Rötar var. Bak onları hallederiz. Yumiko sen benim arkama binme. Yine bir tur daha yapmayacağız zaten. Kendisine biraz.
Yeni size... Evet. Yeni size biraz yarışık düzenden bahsedecek. Benim boğazımı ağrıttınız. Tamamdır patron, çalışıyoruz, buradayız biz. Şimdi arkadaşlar, duruşu çöpü patron konusunda. Geliyormuş. Tamam, konuşmam tamam. Bitti mi? Bitti bitti. Arkadaşlar şimdi bu ya, ailede senin konu biraz garip. Yerarşik düzenler vardır. Bunlara niye, nasıl oldu onu herkesin bilmiyorum. Herkesin uyuması gerekiyor ve herkesin iyi bir şekilde anlaması gerekiyor. Anlamadığınız takdirde seninle son bir daha bir konuşulacaktı. Sonra yani sen gelmemiş yaşarsın. Miydin? Bir şeyler olmuştu, gelemedin mi bilmiyorum. Anladığınız takdirde zaten o zamanlar hiçbir problem olmaz. Şimdi bu ailedeki rütbeleri tekrardan anlatacağım. Ne görevleri olduğunu da anlatacağım. Teker teker şu rütbenin şu görevi vardır. Bu rütbedekiler şu görevi yapmalıdır gibi. Şimdi öncelikle aileye yeni katılan, aramıza yeni katılan kişiler Omega olarak başlarlar. Bu Omega olan kişilerin, Omega rütbesinde olan kişilerin görevleri şunlardır. Aileyi gözlemlemek, eğitimlere bakmak, kendini geliştirmektir. Vallahi sen Aygün'ün yanında gittin. Gözlemleyerek kendilerini geliştirmeye çalışırlar. Bunun yanından yaşta yandı gibi bir şey yavaş oldu. Yavaş yavaş. Ya senin bana bir ara açmışlardı. Aileyi tanımaya çalışırlar. Ama tanıdıktan sonra Zeta rütbesi gelir. Zeta'daki arkadaşlar konuşacaklardı seninle. Bana açtılardı da gelmemiş miydin, bir şey olmuştu. Yavaştan aileyi tanımış ve bilgili kişilerdir. Bu arkadaşlar bilmiyorum onu tam hatırlamıyorum. Çalışmış ve bu rütbeye gelmiş kişilerdir. Çünkü Omega rütbesinden Zeta rütbesine geçiş o kadar kolay olmaz. Ondan sonra Delta rütbesi gelir. Bu arkadaşlar her şeyi tamamen bilmiş, artık öğrenmiş kişilerdir. Ve Beta rütbesi, Beta rütbesine geliyoruz. Bu rütbe daha çok öğretir, aileyi hani düzene sokar. Bizim size Beta verdiğimiz görevleri yerine getirirler. Şu anlık aramızda fazla Beta olmadığı için sadece Kemal var. Beta'dan sonraki rütbe ise zannettim. Alfa'dır. Zaten Alfa rütbesi genel olarak aileyi yöneten, düzenleyen kişilerdir. Yani her şeyi bilmiş, her şeyi bilgili, her işi bilen kişilerdir. Sen o sıra gelmeyince seni tekrar bağladılar herhalde. En üst rütbedir. Bu rütbe genelde ailedeki düzenleri sağlamasını sağlayan, hani ailedeki düzenleri nasıl olacağını belirleyen, alfalara bildiren kişilerdir. Her şey anlaşılmıştır diye düşünüyorum. Rütbeler falan. Anlaşılır. Tekrardan araba biniş iniş süreleri gitgide azalır zaten. Bu eğitimde de bunu bayağı hızlandırdık şu anlık. Bu şekilde devam edersek daha iyi yerlere, daha iyi şekilde, daha hızlı bir şekilde başarabiliriz. Benim diyeceklerim bu kadar. Kenny, aile teamüllerini anlattın mı? Aile teamülleri buraya gelmeden önce anlatıldı. Ne? Baylar bayanlar, herkese bir daha söyleyeyim. Bu ailede yapacağınız şeylerin karşılığı olur. Ya mükafatlandırılırsınız ya cezalandırılırsınız. Suç ve ceza, sebep ve sonuçlar her daim olacaktır. Ama çalışmaların meyvelerini de elbet toplayacaksınız. Şimdi bugün yapma şimdi. Gerekli hiyerarşik düzeni zaten öğrendiğinize göre yakın dövüş eğitimiyle başlayacağız. Yakın dövüş mü? Ardından tim çalışması yapacağız. Ve silahlı çalışmalara geçeceğiz. Keşke biraz daha kas yapsaydım. Herkes silahını aldı mı? Evet patron. Olumlu. Evet neyse. Patron. Pekala. Bir sayım yapın, sağdan başla. Sağ baştan say. Sayım yap. 1 2 4 5 6 7 Aha. Kim oluyor? 8
7 diyen kimdi? Bendim. Koçum niye 8 demiyorsun? Uyuyor mu bu? Tamam 8 devam et. 11. 12. 14. 16. Tamam 18 kişiyi ikişerli takımlara ayırın şurada hızlıca. Hemen yan yana geliyor. Ortadan Ben abi. Oğlum 2-2 diyor. Sen 9-9 ayır. En baştan 2-2 ayrılmaya başlayın hızlı. Şahin. En baştan 2-2 ayrıl. En baştan diyor oğlum. Okan abi. Vurul. Okan abi. Sizin takımsınız. Aldım da arkadaşlara vereyim mi onu? Ne? Şeyle takım. Bandaj aldım da ben şimdi yaptım. Sonra verin. Tamam hadi ayrılın arkadaşlar. Hadi abi hadi. 2-2 ayrılın. 2-2 seri. 2-2. Hızlı bekleme yapmayın. 2-2 ayrı. Şu tarafa doğru geçin bak. Efendim. Şu sol tarafa geçin. Gel. Şahin. Kafalarım tur çekti. Gülüm benim aracı al. Sen de kudret değil. Silahı bana ver. Baya bir bandaj al gel. Paran var mı? Bandajımız var. Paran var mı? Kaç tane aldın? Ne yapalım? Hanım geç lan yerine geç. Ya beyler size bir şey verin diye ben oldu bakayım şu ikişerli. Efendim. Tamam. İkişerli ayrılanlar buraya. Karşı karşıya boş şurada bırakın. Dizilmeye başlasın. Boş Kudret bırakın. Gel buraya. Bayanlar, buraya geç. Şu şekilde. Koçum adın ne senin? Aranızda boşluk olsun. Geç karşısına Luis. Gel Kudret benim önüme geç. Kudret sen benim önüme oğlum, geç. Luis sen de onun karşısına geç. Gel dönelim birbirimize. Tamam. Baylar bayanlar, Kudret ve Luis gibi yan yana sıralanın. Bu sırada bu hizada. Gördüğünüz gibi sıralansın herkes. Kudret ve Luis. Onları öne kalabilirsiniz. Karşınızdaki adamları ezberleyin. Bana doğru. Tamam başka bir eş bu. Yok ki. Eş olmayan kaldı mı? Tuğrul bir uyumak zorunda kalmış. Tamam eşi Enes olmayan var mı şu an? Kaldı. Enes boşta kaldı. Okan! Enes'in karşısına geç Okan. Okan. Okan abi. Tamam ha sen geç. Geçeyim patron. Şimdi Salvatore. İlk etapta fokus eğitimi. Biliyorsunuz bizim yakın anlarda görüş, müdahalelerimiz olabiliyor. O yüzden birbirinize fokuslanmadan karşınızdaki rakibinize fokuslanmayı öğreneceksiniz. Seni çağırdı be. Tek tek başlıyoruz. Senin adın Richard miydi koçum? Adel. Adel. Senin adın ne? Demir. Birbirinize bir fokuslarım bakayım. İleri geri yapın. Bak kaçırdın. Kaçırma. Fokusu kaçırma koçum. Güzel. Tamam şimdi sırayı biraz genişletin şu tarafa doğru gidin ikiniz. Tamam patron. Yine karşı karşıya biraz arada mesafe bırak. Tamam baylar. İsimleri alalım. Richard. 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 İsim. Gürçe birbirinize fokus atın bakayım. Hayır birbirinize. Ne yapıyorsun oğlum? Nerelere gidiyorsun be? Bir daha. Tamam geçin siz de şöyle biraz. Mesafeyi arttırın koçum biraz daha ileri gidin. Biraz daha tamam, ileri gidin bir sürü adam sıcak. Fokuslanmak için gözlüğünüzün içinden mi yakından bakın arkadaşlar. Kemal sen misin? Evet patron. Kim bu? Maras. Maras atın bakayım fokus birbirinize. Güzel. Güzel. Şu an fokus birbirinizde değil mi? Evet. Çok iyi böyle. Böyle çok iyi. Çok iyi benim. Tamam geçin. Arada mesafe bırakarak o tarafta Kemal. Koçum evet, arada tamam. Mesafe bırakarak dövüş eğitimi olacak. Mesafe tamam, bırakarak şurada tamam. Sıra yaptım. Yumiko muydu kızım senin adın? Yumeko. Yumeko. Hayır. Tamam. Melisa yapın bakayım. At birbirine fokusu. Helaliz. Bozma güzel. Güzel bu. Güzel aferin tamam geçin arka tarafa. Arigato. Gidiyorum ben o zaman. Neydi? Estağfurullah.
Gülüm isimler. Bir hastalığı var onun da şu anda hastalığı. Switch Ali, atın koşun birbirinize fokusun. Koyma olayları. Güzel. Bozmadan çok iyi. Gardını alın, gardını. Tamam, geç arkaya. Bu tarafa geçin, bu tarafa. Kudret. İsmin neydi gülüm senin? Luis. Yapın bakayım fokusu. Kudret çok seri ağır. Kudret seri. Kaçırma. Acımazlar. Başkası acımaz. Başkası kaçırmaz. Çok uzaktalar ya. Güzel. Etrafımda dönerek yapın bakayım. Güzel. Tamam geçin bakayım. Aferin geç. Bekleyin. Hoppa. Aleyküm selam Yavuz, hoş geldin. Baksana sanki yine gergin ya. İnşallah cevap verirler. Batur'a cevap verir büyük ihtimalle diye düşünüyorum. Cüneyt abidense. Hemen buraya en baştan sırayı bozmadan. Rütbe sırasına göre geçin gene. Evet bayanlar isimleri alalım. Skora Edith gidecektim sabah keşke hissedim. Frank. Atın bakayım yakışıklılar birbirinize fokusu. Patron bayanlar ne dedi? Hadi bakayım güzel bir fokus. Fokusu bozma etrafımda dönerek. Güzel bu. Güzel. Güzel. Tamam geçin sıraya o benim tarafa. Yayındayız biz. Evet, sıra bakmazlar diye düşünüyorum. Efendim? Darı tarafa bakar mısın? Ufuk. Efendim? Veya engelli olabilir misin acaba? Bakıyorum. Direkt kendilerinden engellediklerini de düşünmüyorum ama. Cüneyt abinin bakması zor. Benim mesajlara bile bakmıyor. Bozmayacaksın oğlum. Bozmadan başlar. Bu starttan bu çocuk. Ama Baturay bakar büyük ihtimalle. Biraz daha pratik lazım size. Tamam geçin. Çok uzaklaşıyorlar ya. Edward Azkay çok yakın. Beyler siz yapıyorsunuzdur herhalde değil mi? Evet hatırlıyorum. Onlar yapmıyor ki. Ben bir zıplayıcı. Yapanlar var. Yapabilenler var. Onlar şunu yapmıyor ama haberin olsun mu? Aynen onlar şöyle. Şöyle yapıyorlar oğlum. Gözlükten bakıyorlar. Böyle yapıyorlar ben. Neyse göreceğiz şimdi ak göt kara göt. Gelin bakalım. Lan bozmayın hareket etmeyin kal. Lan benim DPI de düşük. Oynayın beyler. Durun artık yerine. Evet bayanlar. Herkes beni duyuyor değil mi? Duyuyoruz patron. Evet patron. Yakında 3'te rakibinizi dodge'lamak önemlidir. O yüzden ilk etapta rakibinizi dodge'lamayı öğreneceksiniz. Kenny. Okan'la şu tarafa geçin. Herkes bu tarafa dönsün. Evet, Kenny, Okan. Çocuklar birbirinizi bir dodge'layın. İlk başta Okan Kenny'yi dodge'layacak. Kenny, yapıştır evet, Okan dodge'lasın. Caps'i mi büyük yaptın, ne yazdın? Mit attı sana. Dodge'lamak bir yakın muharebede veya en küfür önemli yazdıysan, kaçış herhalde aracınızdır. Niye önüne dönmüyorsun lan öküz? Lafları iyi dinle. Eğer bir silahınız yoksa rakibinizi dojlayamazsanız size yumrukları yerleştirir, bayıltır. Daha seri. Dojla Okan, Kenny'yi dojla. Bu. Bir daha. Güzel. Kenny, dur. Okan, Kenny'ye yumruk at, Kenny dojla. Bu. Devam. Güzel. Bir daha. Arada bana vurursanız sonra kötü olur. Devam. Bu. Güzel. Dojlamayı anlamayan, bilmeyen el kaldırsın. Oğlum Kimiko. Japon nasıl bilmez? Sen bilmiyorsun. Bunlar karate yaparaktan doğmuyor mu? Aikido. Kere anlat. Aikido mu? Kendide bir şey mi var bana böyle geliyor? Hı? Kendide bir şey mi var bana böyle geliyor? Kendi gösteriyor sanırım şu an ince detaylarını. Bayıltma hareketi de önemli, ondan da söyleyecek. Güzel. Bir daha. Olabilir aslında.
Daha seri, daha seri, daha seri. Güzel. Hayır, dur, kıza vurdum. Bize. Bayıltıp da şey yapabilirim aslında. Bir daha. Seri Kenny, acıma. Seri. Kenny dayak yiyor. Seri. Daha hızlı. Of. Yeni yavaş yavaş oğlum. Tamam bayılacak tamam. Bandaj verin. Anlamayan var mı çocuklar? Bandaj almaya kim gittiydi? Bandaj şey, var dediler. Bandaj bende getireyim mi? Bandaj var. Şu şeyi söylesek mi patron rakibi bayıltmayı ya? Necati. Söyleyebiliriz aslında. Bandajlar kimde duruyor bütün bandajlar? Bizim çocukta ya. Tamam, Richard'dan bandajları al Necati. Bandajları üçerli dağıt yetiyorsa. Tamam. Richard elini kaldır bakayım be. Şimdi bandajlar dağıtılacak, ondan sonra birebir antrenmana başlayacaksınız. Patron. Rakiplerinize dönebilirsiniz. Patron. Efendim. Bir de savaşta hız kazanmak için rakibi böyle çelme takabiliyoruz. Oğlum birini bandaj almaya rakibe gönderdik. Çelme. Kimdi o? Hı-hı. Tak bakayım koçu. Şöyle. Bayağı iyi çelme taktı. Ha böyle bir hareket. Evet. Hı-hı. Ya hemen hızlıca kalkıyor çelmeyi takan. Diğeri biraz daha yerde oyalanıyor. Bir daha tak bakayım bana bir. Bakayım. Onu harcama gibi şansı yok bakayım. Aa yok bundan kaçılmıyordu. Yok yok. Yok. Ha, sonra böyle işte. Sopayla dövüyoruz. Şunu da öğretelim de silah verirken. Şu olayı bak. Hıza daha az teker yani şu şekildeyken. Evet. Tamam arada geçeceğiz. Şu dövüşü bir çözsünler de. Necat fazladan varsa bana verir misin? Ne yapıyorsunuz oğlum yan yana? Bandaj mı lazım? Hmm. Gel bende var. Sen rakibin mi yok? Kaç tane tamam, en sona geç. En sona geç. Yeter mi? Sona. Yeter yeter. Eyvallah. Fazladan bandaj olan var mı? Aklıma geldi. Var. Şahin. Hı. Koy bakayım fazladan olanları. Mermi bırakıyorum alırsınız. Bende de var fazla bir kutu. Bende var 10 tane de. Mermi kaç tane alayım? Ne olur ne olmaz ya al. İkişerini falan. Tamam 2 tane koy aldım bende 4 oldu. 2 de ben alayım 2 de Okan alsanız. Ben de 2 aldım. Peki hele. Herkes hazır mı? Peki hele şöyle yapacağız. İlk başta sol taraftakiler yumruk atacak. Sağ taraftakiler dodge diyecek. Ben dediğim zaman değişecek. Anlaşıldı mı? Beyler önce sol taraftakiler vuruyor. Yani arabaların tarafındakiler vuruyor. Sonra öbür taraf dodge'luyor. Pekala. Pozisyon alın. Hazır. Tamam, o bandajı aldıktan sonra başlayın. Başla. Abo. Pozisyonu kaybedenler hızlıca pozisyon alsın. Rakiplerinize odaklanın. Bayağı karıştı. Bittik. Aman. Kudret kaçma farklı yerlere. Bayılacak ellerini kaldırsa gelecek be. Bayılacaklar ellerini kaldırsın. Kudret zor. Kudret çok kantal sanki ya. Ne diyorsunuz? Hı hı. Araba ısımdan belli zaten. Aynen. Sanki biraz şey dengeyi kaybediyorlar ya. Bu fokus olayı çok kaybediyor olmaz. Sağ taraf. Bekle! Dur. Geçin yerine. Çocuklar fokus çok kaybediliyor. Bir savaşta arkadaşınıza yumruk atmaya kalkarsanız yamulursunuz. Mesafeyi biraz açalım mı? Mesafeyi biraz açın. Aradaki sağ doğru biraz açılın. Artsın boşluklar. Boşluklar biraz artsın. Bir tarafa. Bakın sol taraf açıldı. Sol tarafa doğru biraz daha yanaşın. Kudret. Kudret.
Şimdi sağ taraftakiler vuracak, sol taraftakiler dojlayacak. Başla. Şimdi dojlayanlar vuruyor, diğerleri dojluyor. Abi benim rakip yok ya. Hazır ol. Okuyorum sadece. Vuruyorum. Oğlum geç. Ya çok kaptı gibi. Ay. Güzel. Efendim. Güzel bak bak. Şu ama Kudret abla sen gibi biraz. Güzel. Böyle çok gerçek. Çok güzel. Gerçek gibi oldu. Aa bayıldım. Tamam fazla abartmayın. Kendinizi kötü hissediyorsanız bekleyin. Yerdesin var. Güzel, çok güzel. Devam. Bandajını kullanın devam edin. O kötü senen abi. Gene bandajın var mı? Maraz. Bak çözdü şu kızıl. Ha güzel dojdu. Sen yedek bırak ya 2 tane şu an. Al 2 tane bırak. Bende var 80 tane. 80 tane mi? 80 tane. Para mı var bende 80 tane olsun. Oğlum 800 dolar mı? Çok para bir şey değil. Ama dur sen 60 milyon ödeyeyim. Dur! Herkes konumlarına! Durun. Herkes konumlarına. Bizim can. Herkes yerine geç. Kör abi değil mi lan? Patron. Engin abi varmış da. Patronum arkadaş bayıldı. 9.30'da. Oğlum bu niye kişiler değil? Abi niye bayıltana kadar dövüyorsun adamı? O bayıltan kimse hastaneye götürsün. Tamam. Götürürse araç yok. Oğlum vurma bayılacağım desene yavrum. Tamam hastaneye götürürsün. Al götür hastaneye ayılt. Engin abi gelmiş numarasını verdi bana da. Ekipten aldım. Tamam 21.30 değil miydi? Sanırım erken konuşmak istiyor. Nereye sorsam abi? Ne diyor şimdi? Sor bakayım. Arayayım o zaman patron. Ara. Ya gidecek şimdi. Arasız kalacağız ya. Pekala son bir tur daha yapacağız. Silahlı zaten bir kişi şeydeydi gerçi. Patron da arabaya getirdi falan ama. Soldakiler vuruyor, sağdakiler tutuyor bu sefer. Beyler gene böyle kafalarla basınlar. Dikkat edin. Bayağı kalırsın. Başla. Ne yaptın Çön abi? Oğlum ya. Ne yaptın Çön ya? Ne yapayım? Vur. Sen yok. Vur. Sarabito diyeyim. Ne yapayım sen yok. Ya yok daha demin oğlum dedim buna da. Bu ne? Eğitim yaptırız biz gene. En iyi dayak yiyen kazanıyor. Neredesin Marat? Kung fu eğitimi Çön abi. Ne yapayım? Şu animeciyi kung fu yapar ha. Dur bekle. Ne oldu? Bence onlar şu an dırdır yapıyorlar ya. Bandaj var mı? Savaş silleri o. Çocuğa diyorum dedikodu yapıyor değil mi? Yap. He. Şöyle de böyle et. Al. Vallahi bir tane fena ya. Oğlum o niye gelmiyordu sen geliyorsun? Can abi. İti ite kırdır yap. O gelmiyor yaptın? Tamam dur oğlum. Oğlum kadın dövüşü varmış çağırmıyoruz ha. Herkes sıra olsun söyleyin. Herkes sıra. Bizim bu telsiz konusunda konuşmamız lazım. Söyle. Yan yana sıra yapsınlar. Yan yana sıraya geçiyoruz herkes. Beyler sıra normal. Arada bandajı olan var mı? Normal sıra. Arkadaşlar. Rütbe sırası da anlaşılıyor. Saçını başını yırtarım seni. Oğlum şu sırayı düz yapın, ne biçim sıra lan bu yamuk yalak. Düz yapın şu sırayı. Harişiye bak. Bak en başa nizasına göre nizamı sağ başa göre ayarlarsınız. Sıranın başı neyse odur. Temel. Yamuk yalak durmayın. Barikhanedeki sırayı gördüm. Bak alemde teksiniz he. Sağ çoğun abi. Çok güzeldi ha. Bu alemde teki. Sizin yapacağınız sıra. Oğlum sen yamuk durmuşsun da ondan. Balık baştan kokmuş. Hepsi şu an yüzünde. Tamam silahları çekin bakayım silahları. Güzel mi sıkacak acaba? Beynimi kullanıyor. Oğlum şimdi de hedef tahtası gibi gördüm. Silah yok mu Kudret? Hedef tahtası gibiyiz ha. Silah olmayan var mı?
Silah bile çekemedi Kudret. Kudret harbi vuracak bizi ya. Nişan alın bakayım bana doğru. Abla? Teyze. Teyze. 36 yaşındayım sana. Bana nişan al. Alamam patron ben. Yaşlanmış yaşlanmış. Kim 37 yaşında? Bir yılda yaşar yaşamaz ölür. Nişan alsana oğlum. Bir anda evi süpastırıyoruz. Şimdi çocuklar. Biliyorsunuz elinizdeki silahlar çok kuvvetli değil. Daha kuvvetli silahlar da olacak. Ama rakibinize yapacağınız tek benim hareket kafaya ya. Nişan almaktır. O yüzden nişanı Allah, kafadan ayırmayacaksınız. Rakibin direkt kafaya. Temel. Vücuda çalışmaya hiç silah, lüzum yok. Silah. Kafaya çalışmadığınız takdirde uğraşır durursunuz. Aa, ben kullanmıyorum zaten. Sağ ol. Şimdi dörderle ayrılın. Ne varsa insanın olduğunda var ha. Geçin patron benden. Sen geç, isim neydi bu arada başkan? Sen geç prank geri. Senin isim neydi dostum? Gel şey. Ne oluyor lan? Fısıldayalım. Gürçak değil mi? Fısıldayalım arkadaşlar. Aa bacağıma kramp girdi. Tersizden gelmiyor galiba. Beşli oldunuz. Beşli. Biri bağırıyor gitsin orada. Yani. Fazla olan kim? Sen şu tarafa geç gülüm. Tamam. Aşık oyundan lan bu. Sizi. Şimdi dörderli gruplar. İki önde iki arkada haline gelin. Buyur Can abi. İki önde iki arkada. Vay sağ ol canım. Çok zor olması gerekiyor. Çiftler. Okul sırası ne oluyor lan? İki önde iki arkada diyoruz. Karşı karşıya bakıyor. Oğlum iki önde iki arkada. Benim mi? Yok. Biliyorum bana bir şey olmuyor ya. Üç bölümdür hiçbir şey olmadı ya. Sus. Mevzularda. Su var mı? Biraz yaklaşın birbirinize. Bağırtmayın. Yaklaşın birbirinize. Dur buraya koymayayım. Buraya sakat. Oğlum. Mevzularda. Evet. Sayımıza göre bana dörderli veya üçerli olarak oğlum ayrılıp o şekilde baskınlar yapacağız veya savunmalar yapacağız. O yüzden öncelikle dörtlü nizam halinde benim, aleykümselam. Göte bak benim bak şimdi. Hanımlardan başlayalım. Valla senin işin de zor ya. Bir sürü kişi yayın açıyor. Cenk abi açtı herhalde yayın. Al bakayım koç. Bilmiyorum ama. Gel yürü. İkişerli bozma ama bak bozuluyor oğlum, sırada. Senin baban iyi. Temel şanssız ne yapsın? Onun babası da eğlenceli. Rajon bilmiyor ama. Siz bak yanında onun babası. Senin baban ne yapıyor? Milletin yanında. Bak gördün karı kızın yanına gidiyor. Bak ben oğlumun yanındayım burada. Ne kadar yüzüne bakamasam da oğlum yani. Necati yine havasında. Sonra Necati çok güzel lan. Sonra bize kızacak. Keşke ben de bu. Necati sonra patron odası üzerinde. Biz de zaman. Ben şunu biraz izleyeyim ya. İzleyin Necati. Zıplaya zıplaya o Can abinin şeyi var ya şimdi. Kesin patronu vuracak. O Japon var ya. Oran 1.5 bak. Sana nişan alın şimdi. Beyler bizde dörtlü yapmamız yok mu? Bana nişan al. Öndekiler altta. Can nişan al. Kudret çok bana ya ağır. Ya bence şu şekilde olacak olsa daha mantıklı. Geçin bakayım şu tarafa. Oğlum maç ne biçim oynuyor? Team 2. Bakayım tut. Kaç bana kaç? Nişan al. Nasıl? 0-0 da oynatmıyoruz adamlara. 10 şutumuz var. Hamdi doğrultusana. İşte ya bu. Nizamlı. Bak bozma. Nereye gidiyorsun koçum? Bak bu nereye şekilde. Ben alttan sıkacağım. Bozma. Arkandaki arkadaşına. Önündeki arkadaşına dikkat et. Tuvalete gidip gelebilir mi? Sıkıntı hadi yok. Sıkıntı yok. Abi, arabaların o tarafa geç istersen. Kim sıktı lan? Lan ne demek yanlış oldu? Sıktı. Hocam polis gelecek. Polis gelirse 20 kişi bir de sıkar. Toparlayın ekibiz dışarı. Toparlayın hemen binin araçlarınızı. Kim sıktı oğlum ya Allah Allah. Bin hemen hızlı araçlara. Bir araç versene şuna. O kız şeyde lavaboya gitti. Beyler konuşmayın. Şoförler kimlerse onlar binsin hemen. Şu araç bizimdir oğlum. Anahtarlar kim neyse. Ya bizim şu araç tane de aslında. Hangi yere mi gelelim? Neyse ben kılıyorum. Ya ateş eden kim? Takip. Lan ben bulmayayım. Kim sıktı ki? Bilmiyorum da şu an. Tamam abi. Bir kontak yap aracına. Oğlum bak. Kemal'in saçına benzeyen biri vardı. Galiba o sıktı. Ben hiç kalmak da bu aracın anahtarı yok bizde. Ne yapacağız? Kim? Kim sıkardın? Arselesin ya. Ya sikeceğim. TSN.
Ya sen tam gidecek zamanı buldun ya. Ulan. Şurada aktif rolde olmasak var ya. Açamadım da yavşak TS'yi. Şuraya geçeceğiz Allah'tan, şurada açayım. Şöyle ya. Tamam. Başlayacağım bu kulak meselesine yeter daha. Ulan tam aksiyona giriyoruz, bir şeyler oluyor ya. Ne taraftasınız, nereye gittiniz? Ben biraz geride kaldım. Düz devam et. Gönder gelsin. Abi önümden bir çeşit geçti polis. Efendim? Valentin'e ne olacak şimdi? Valentin mi atacak? Hı hı, evet. Götür apamı sokacaklar gibi sanki biraz. Ay ileride ileride. Düz devam et. İleriden sağa gireceğim. Valentin. Abi İndirin nereye geliyoruz? Bu etkinlik silahını bana ver. Tamam. Bu etkinlik silahını bana ver. Artık buradan sonrasını görmedim ya. Aralarda bir yerdelerdir. Sağda olabilirler. Aa, oradalar. Orası genişti çünkü. Burayı biliyorum ben. Seni abi koruma atacak size, merak etmeyin. Beyler araçların önünde sıraya geçin. Size böyle arabayla bir dalayım mı? Bizde Kenny Bey'in numarası yok. kim istiyor? Bir dakika bir söylesin ismi. Biz yeni çıktık da dış kontak yapıp. Otobandı işte. Sarı çizgilerin ucuna dur. Sarı çizgilerin ucuna. Tamam numaranı. Sendir bu görevlik. Söyle. Sıkıntı yok yani. Ama daha dikkatli ol bir dakika. Tamam bu için. Daha eğitim yapıyorken böyle abi. Heyecan 40, yapanı. 90-46. Beyler. Çok heyecanlandırırlar haberiniz olsun. Bıçaklasınlar ne olacak. Deminki dörtlü grupta tamamlayanlar bu tarafa geçsin. Tamamlamayanlar kim var kaldı? Tamam gel. Geçin oradaki telif. Ben gelin mi hedef olarak? Çeksin ya. Yayın bitse de kapatsam ya. Ben yemek yemedim, yemek yemem lazım. Gel çekmeyin lan. Lan kalk ya. Ne oluyor lan? Giriyorlar ya. Al canım. Öne geç, öne öne. Geçiyor mu? Şöyle. Şuraya. Attın mı konukeni? Kenny. Hah. Ya bu patronu hep kızdırıyorlar. Patron kızgınken hiç çekilmiyor ya. Bu ne demek şimdi? Oğlum bir şey diyeyim mi? Bayanlar daha iyi çıktı lan omegalardan. Sorma ya. Kudret hariç kudret. Oğlum o kudret zaten o bizden değil. Bomba. Kudret bizden değil. Oğlum araba sürüyor tamam mı? Melisa araba sürüyor. Kudret arkada diyor ki bu nasıl sürüyor lan arabayı? Şuna araba vermeyin diyor. Han sen kim sürüyor? GoPro'da mısın? Bilmiyorum evet. Görmedim. Tamam. Bir şey diyecektim de. Evet deme onu. Ekip benim de aldım bilmiyorum. İsmimi soruyor adam. Bir şey diyeyim. Gene patronu bırak kudreti geçecek. Ciddiyet. Patron bir şey mi diyor? Duymuyoruz. John dedi John. John abi yes. Tamamlayanların yanına geçin. Kalanlar gelsin. Beyler eğilmeli bir yapmayın lan. John. Aa bak saçmalar. Yok ben de herhalde bak. Oğlum bunlar birbirlerini vurdu lan. Oğlum. Hocam yine birbirlerini sıksalar iyiydi. John abiye sıksalar. Lan bu eğitim yapıyoruz da 2-3 gün sonra gidenler olacak. Taktiklerimizi öğrendi. Yani çoğu kişi. O arabalara inenler hemen eski sırasına geçsin. Hemen koşun bak, iki kişi var oraların yanına geçecek. Bilal kayboldu yine. Ben. Kim? Bilal abi bir saat geldi kayboldu. Ne ara geldi?
Klasik ya bunlar abi. Alışık. Ya 3 gün önce. Ha 3 gün önce ben unuttum bile çoktan. Ben de bugün geldim. Seni gene karıya kıza çarptı. Nasıl John? Ne oldu? Fena değiller ha. Başarılı başarılı. Son ekip başla. Gel. Beyler silah çekmemiş. Sen çık sırada. Kenny. Evet. Necati tekrar. Ekibe geç. Yok yok tamam size değil. Hazır. Emel. Başla. Gidim. Kusura ya. Ne? Dostum. Geri gelmek istiyorum. Kim? Sıkıntı var bunda. Ares. Ares. Gelsin. Ha o bana da ulaştı o. Gelsin. O bir şey oldu. Geldi kendisine. Tamam. Onda bir derdimiz yok ki bizim. Arkamızdan hiç çevirmemiş miydi? Yok yok yok. Onu farklı ben biliyorum. Hangi Ares bu? Eski bir Ares vardı. Tamam. O anla gün olayı. John geç birinin yanına. Satmamış mıydı? Yok o satma değil farklı bir şey biliyorum. Hazır mısınız? Başla. Onda killa milla karışıyor olay. Kenny. He açtılar seni bana şimdi. Kenny kim lan? Ben. Sim Kenny. O taban faresi. Tövbe estağfurullah. Okan. O ARS'e de söyle gelirse Omega'da. Neydi ki zaten o? Belta. Belta ne lan? Belta. Yok Beta ha. Belta şu. Tamam. Omega'sın hayırlı olsun. Şımartıyorum. Devam. Bam 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 bam. Koşuyoruz. Oğlum, buradan bir şey değil mi? Gel. İndirek bitiyor. Hadi. Oğlum madde X alan. Hadi buradan. Bir şey değil mi? Bu bizim madde X almamız da geliyor. Gel buraya. Zarar lan bu. Tamam. Yeter. Aynen de. Üçüncü. Oğlum korktum lan. Omega'nın hayırlı olsun şimdiden. Pekala bayanlar baylar. Sorusu, sorulu olan var mı? Yok, güzel. Yusuf, takip için teşekkür ederim. Duysun. Toplamamız lazım. La olay duymaz değil zaten. O gelince de söyleyeceğiz aynı şey. Neyi? Lan... Duysun, duysun. Kim Kenny abi? Kim neydi ya? Ares, efendim. Ares, ha. Omega olduğunu öğrenmiş. Öğrenir. Senden öğrendi ya. O neyse, tamam, işte Sesun. Ondan başla. Şimdi Kudret, Yumiko, Melissa. Halledemezsiniz. Omega dedim Omega'dır. Buradakiler boşa mı Omega'lar? İstihbarat toplamaya başlıyorsunuz. Metalar. Hala duyuyorsa ne işler yapıyor? Siz ilk bir konuşak da gitmedi. Üzümün aralarına... Ya işim vardı diyordu. Bir araştırıyorsunuz bugün. Bir saat içerisinde şu an saat 8:30. Bu ne eğitimde ya? Abi arabaya binemiyoruz ya. Toplayın. Salvatore olduğunuz belli olmadan ufak bir şeyler bize toparlayıp gelin. Var mı soru? Bilgi toplama işi herhalde. Üzümde kimler çalışıyor? Ha üzüm. Bu uyuşturucu yerlerinde kimler çalışıyor? Aileler otele çok gelip gidiyor mu? Oralarda odaları var mı? Çok gelip giriyorlar mı? Malikaneler nerelerde? Nerelerde oturuyorlar? La oğlum bir şey değil mi? Biz bak 6 kişi gidip mahvederiz he Okan. Bence de. Tamam. Oğlum salmıyor biz direkt almayacağız ki. He? Hadi, salmıyor. La oğlum biz patronla habersiz gidek ya. He gidin abi. İkna ederim be. Ya bu olursak. Sivil arabanız var mı sizin? Evet. Hadi et. La biz madde eksik giderken ilk başta 6 silah veriyorlardı. Gene veriyorlar mı? Tamam. Kudret İvan ver bana. İçmiyor. Kudret. Kudret baba. O hapishane kaç günü Kudret'le? Kenny fiyatlarda 50 binlik araç var mı? Tamam bir tane araç al Kudret. Ondan sonra üstünüzü başınızı değişin başlayın çalışmalara. Tamam. Hadi fırlayın bakalım. Binin herhangi birine binin gidin. Mercedes'leri almayın da. Tamam. Şu dolar işaretliğe gelin ben vereyim anahtarı gel. El kaldırsın bakayım zaten. En sağdakine gelin anahtarı. Sağdakine gelin. Bayanlar. Gel gel. Anahtarınız var bunda. Evet tamam. Tamam.
Toplantı esnasında... Neredesiniz? Ben daha yeni uyandım. Evdeyiz. Çıkacağını düşünmüyorum ama. Eyçi. Şehirde devriye atmasını istiyorum. Sen şimdi bir mekaniğe geç, biz gideriz. Mekanik mi abi? Geç geç mekanik. Temel. Hola hola. Ben poz vereydim. Ne pozu? Sen görüşüyorsun Rich, tamam. Richard. Evet. Siz dörtlü bir araçla madde X'e girmeden madde X'i bir gözlemleyin. Madde X'te tamamdır. Sonuç ne oluyor, ne bitiyor? Yukarıdan bir yerden gözlemleyin. Gerekirse dürbünle falan bakın. İstihbarat alın. Oradaki durumu bir görelim. Tamam. 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 Merhaba. Merhaba. Yavuz. Hoş geldin tekrardan. Tamamdır. Tamam. Evet Kenny. Ya o silahlar üzerlerinde kalsın. Bir mevzu olursa kendiniz faaliyete girmeyin. Haber edin. Tamam. Tamamdır. Silahı kaptıran olursa ona kaptırırım. Haber olsun. Anlaşıldı. Kaptıranı sonra kaptır. Hayır, toplantı başladığında. Araçların birinde var mı? Oğlum, alışamadım. Tamam, kalanlar araçlara hadi. Gürç abi sen yarıştın. Araçlara hızlı. Sürekli araçlar. Aa, Tuğrul hoş geldin benim. Oğlum arabayı çalma bak. Arabanın tarafı. Kemal sen bu arabada değil miydin Kemal? Hey oğlum biz renk arabada değil miydin? Boş yerim var bin. Boş yerim var. Orada da var bir şey boş. Biz de dörtlü olsaydık görev patlardı bize tamam. De. Tamam şu an bizim kalan eleman sayımız kaç görevlendirmediğim yanımızda kalan? 4 7 9 4 13. Güzel. Güzel tamam. Takip. Biz patron mudur oğlum ya? Bizimle mi geliyor? Susundayım. Bilmiyorum geliyor herhalde. Renç yollarda ne geliyor, geliyor tamam. Fısıldıyorsunuz değil mi? Evet. Evet evet. Evet ara ha. Gazoz alacağız ama da yeni gelen büyük gazozlar bende. Bir ara sor. Bu büyük gazozlardan yeni gelenlerden istiyoruz. Ah be o madde X'e var ya yok ederdik yok. Sorma ikimiz çok pis yapardık da orayı. Keşke bizi göndersin. Hatta sana bir şey... Aynen bizi gönderse sana bir şey söyleyeyim. Ben arta kalanlara gidip söylerdim bile he. Aynen öyle. Gözlem görevine gidiyoruz. Aç gözlüyüm. Yo yo olay o değil. Arta kalanlara. Artıkları yani. Vuruyorlar bazı şey dışarıdakileri falan baya vuruyorlar hani açıkta kalıyor mesela tek başına. Niye bir silah bir silahtır ya? Yani de. Patron para olduğu için şu an bizde pek umursamıyor Madden X. Doğrudur. Nasıl hep tüm ekip girsek oraya ezer geçeriz 30 kişiden. Harbiden he. Şu an bile savaş dönüyor şu an. Şu an bile hala devam ediyor benim bildiğim. Monster almayı düşünüyorum. Abra 7. Bir ara ben de düşünüyordum da. 16 GB yeter. Ben de 16 GB kullanıyorum. Takip için teşekkür ederim. Secret diye okuyorum. Ben Abra'ydı daha zamanında düşünmüştüm ama. Az ki. İyi misin? İyiyim iyiyim. Arada ufak bir gözüm kayıyor. Anladım. Olur öyle ya. Normalde kaymaz da işte. Bir şey var. Onu bir bulamadım. Çok, bir bulsam yakalasam. Çok yorulmuşsundur ya. Yok hiç onunla alakası yok. Çok farklı bir konu. Böyle bir şey var. Aradan anladım. Çıkıyor benim gözümü kaydırıyor. O arkadaki iki. He, anladım. Onu bir yakalayıp kapatabilsem mi sıkıntı kalmayacak. Ya bir uygulama var Live Update diye. Habire çıkıyor ekrana. Benim oyunu aşağı atıyor. Yavşak. Onun yüzünden sıkıntı çekiyorum ya.
Ya bizim Frank şeyi biliyordu ya. Uşii. Araba sürerken yola bak. La o kim o rejiyeri benim önümeyi? Geç arkaya. Bize diyor galiba. Bir arkaya geç diyor. Rençli diyor. Şey. Duyuyor musun? Duyuyorum. Bana bizi mı diyorsun? Arkaya... Evet evet. Şahin. Efendim? Bana mı dedin? Sen misin o? Evet. Okey, sıkıntı yok. Ben zaten buradaydım. Bir ufak arkaya düştüm, geldim geri. Bana maraz dediler de. Atlayın bakalım. Ben iyiyim ama bir takım suçu haberler aldım. Atlayın arkadaki arabayı. Oo. Ne olmuş lan şehirde? Şu yerde bulunmuştum hatırlarsanız. O bizim araba değil mi ya yoksa? Bizim arabalardan evet. Arkadaki galiba bu hastaneye gelenler. Bizim araç değil miydi? Yok yok Can abi de biz aldık. Bir takım haberler geldi. Gözler yerle bir oldu ya. Bilemiyorum. Yok orada ters dönmüş bir araç vardı, o bizim değil miydi? Beyler nereye gittiniz hemen bana bir şey yazın. Silahçının önünden geçiyoruz. Hangi silahçı? Otelist. Ne demiş? Buradan düz ilerliyoruz şu an. Saat beyler, istiyorlar evet. Fivem'in ana bizim rüzgaya girmesen, Fivem uygulamasını açıksan bile senin sim'de saatin artıyor. Öyle de yapabilirsin. Motele doğru. Rol biliyorsan. Motele yani, doğru rol, tamam. Evet. Ufak sonuçlarda da yani bilmiyorsan da öğrenmek edeni için de yapabilirsin yani rol. İnanır mısın böyle bir şeye? Neye? Matrix'e kimse gitmediğini. Yok. Kim bomboş diyor. Ya evin içi doludur. Tabii canım orası doludur da. Genelde bunlar sonradan katılıyorlar. Hani böyle 45 oldu mu sonrasında katılıyorlar. İşte. 45'ten sonra çatışma çıkıyor. Dostum niye duruyorsun yolun ortasında? Laz mı lan şu? Şu. Laz'a benziyor. Değil mi? Yok değil. Dediğim gibi uygulamayı yani programı açık tutunca zaten seni sunucudaymış gibi sayıyor. Steam'de zaten onu source SDK base olarak algıladığı için ara menüde dursam bile Steam'deki saat artıyor. Abi bana doktor bir şey vermiş. Böyle şu an dünyam kıpkırı. Ne? Uyuşturucu satıyor doktor. Ona güvenme. Doktor bir şey vermiş bana. Kıpkırı dünyam. Tamam bir şey olmaz. Girersin niye? Onun Epic sistem olduğuna kimse bakmaz ki. Sen girersin, whitelist'ini alırsın. GTA'nın olup olmadığına gerçi bakıyorlar. Sistemdeki şeye, saate bakıyorlar da. Yani onun Epic veya sistemden olduğunu anlayamazlar zaten. Fivem saatine bakıyor, GTA'na bakmıyor ki. Önemli değil ya, gördükçe söylemeye, cevaplamaya çalışıyorum. Malikaneye doğru ilerliyoruz Necati. Yok yok biz bulduk sizi. Arkanızdayız. Şey değil. Beyler hemen yolların arabayı bir saniye edin. Tamam biraz daha ilerletene. Bekleyin patron geliyor. Bu şekilde bekleyin. Arabadan inmesin. Tamir etmez. Bizim maraz nerede? Valla galiba tek sen varsın. Burak abinin yayını açınca hepsi gidiyorlar o tarafa. Benim çöpçü düştü ya. Veya şey açıyorlar. Cüneyt abi yayın açıyor. Ona gidenler oluyor. Tamam. Kimi? Efendim. Çöpçü düştü. Nereye düştü? Yere.
Nasıl lan? Yeni abi, benim kulaklarım çok kötü. Şerde bir gözleri aç, kapatayım mı? Şu an yapma. Kaş kaşı kulağını kaşıtsın. Ben de şu arabayı temizleyeyim, tamir edeyim bari. Şu araca da belirsenize. Şu araca da belirsenize. Mekanik olan var mı? Hoşta mekanik olan maraz var, marazı söyle. Marazı gölleyen marazı geliyor. Bir de sil bunu. Hangi araç? Patronun arabası. Ha, çeşit çeşit. Geçende elbiseler aldım. Cuncum. Ne? He, çok paramız var biliyorsun. Bir de silelim. Gel. Ne oyunu? He, o yine patladı biliyor musun John? Büyük patronla görüştüm. Büyük patron diyor ki yatırım yap bence diyor. Ne diyorsun bu işe? Büyük patron var ya, asıl patron. Tamam, kedi. Devletteki adamımız var yani. Yani dediyse zaten. Evet. Ha, şeyde ya YouTube'da beni paylaşıyorlardı. Ben sana söyleyeyim de ben onu söylemeye dilim varmıyordu sana. Bir el at diyor. Yarar Roleplay TV'di galiba. Olabilir ama şey. El atmadan önce iyi bir analiz edip çocuklar neye bakıyorsunuz ya? Değil mi? Ona bir bakalım. Dönünler arkanızı. Hadi araçlar hadi. Seni abi taktın. Görüştünüz evet. Mü Engin Bey'le? Demir niye bana mesaj atıyor? Silahımızı birine alalım mı maddeci? Geçip ben maddeci olarak düşünüyorum da ateş. Son dediğinizi anlayamadım. Mekanikteyim demişse ben sana araba kullanırken mesaj yazamam. Maddeci alalım mı diyor size. Kimse yok diyor da. Sizi direkt vururlar böyle. Kutuyorlardır onu. Çok iyi. Emin misiniz beyler? Madde X'de kimsenin olmadığı var. Var var var. TikTok mu? Oraya kadar düştük mü ya? O tamamdır. Ne ya? O zaman bir şey yapmayın. Onu bilmiyorum. Gözlemlemeye devam etsinler. Sadece YouTube'da paylaşılan video bana haberi geldi de. Kazananı öğrenmeye onu bilmiyordum. Beyler ben yalnız da bir sette mi durayım? Hocam veteranı ben bilmiyorum ki şey yapayım. Sana onu söyleyeyim. Ne bileyim. Tamamdır abi. Senin mekaniğin var mı? Var var. Tamam. Abi. Ben de yeni uyandım da ben ne yapayım? Tamam Onca'nın yerine birini bırakalım açsın mekaniği. Benim mekanik lisansım yok ama. O zaman bizimkilerin yanına gideceğiz diğer. Senin şeyin. Andre burada mısın? Okan. Efendim sen. Kalbi alın da en son nerede oldum yerden yer. Alamayız seni orada. Neredesiniz? Dur konuma söyleyeceğim patronu. Valla Ares eski gücüyle gelemez Şahin bence. Şahin alıp geleyim mi? Yer Şahin var. Tamam Şahin alıp gelsin o zaman. Yapacak bir şey yok. Edward reklamın iyisi reklam kötüsü olmaz diyeceğiz geçeceğiz Bahçin, artık. Mekaniğe geçin. Tamamdır. Aktif versinler çalışmalara başlasın. Onca ile birlikte çalışın. Aktif verin mekaniği. Tamamdır. Aman öpeyim Temel seni, hocam, can patladı. Valla Ares'le iyi anlaşıyordum zamanında da. Bilmiyorum artık şu anki Ares ne olacak. Özür dilerim. Tamam mıdır? Hazır mıyız? Ama... Onca geliyor kızlara onca bir sorun bakayım çalışmalara bakayım. Senin durumun farklı. Tamamdır. Tek ekleyin ben gel. Tamamdır. Ekipten bir kere bir sebepten atıldın sen. Atılma ayrı ayrılma ayrı. Kudret. Ya Baturay Omega dedim Omega'dır oğlum. Bir haber var mı? Düşünüyor yani. Şu an biz gidiyoruz ota doğru. Evet. Yani o yüzden daha gitmediğim
herhangi bir şey söylemiyorum. Tamamdır. Nereye gidiyorsunuz yine? O toplama. Tamam. Motel tarafının oradayız. Şahin. Tamam, geliyorum seni. Valla o kısmı evet. Bilemeyeceğim. ADK mı falan mı falan. Tamamdır. O kadar benim derinden bilmiyorum. Aslında sadece admindim ben. Ha, admin plus bir admin mi? Öyle bir şeydim. 2 dakika hemen gözüm açık kapatacağım. Tamam. Soyulacağınız zaman hissederseniz direkt bir sadece konum atın. Başka hiçbir şey yazmayın, biri gelir. Şahin, boş yeri var mı arada? Omega'sı sen, Omega. Omega dedin bitti. Sen öyle abi. Bir şey olmaz da yükselirsin yine. Biraz da... Üçüncü araba boş. Sıfırdan başla, bir şey olmaz. Dursun da bineyim. Ne, sen neresin? Markada üstü açık arabadayım. Lan ben daha çıkmam. Gidiyorsun? Bende para var, olmaz mı? İnmesin kimse. Kimse inmesin, sadece şoförler. İnmesin kimse diyoruz ya. Dur geliyorum şimdi. Efendim? Yemek var mı? Yok. Zırhım falan da yok ya. Keşke bir zırh alsaydım şeyden. Vallahi sunucuya başvur da. Bilmiyorum en azından ama 0 saatle başvurma derim çünkü reddedilmiş. Yemeğiniz var mı acaba? Yemek mi? Vardır. Hı hı. Torpidoyu koyar mısın? Siz ol bir daha, sen seslendim, cevap vermedim ben. Teşekkür ederim. Daha yeni geldim ya. Tamam, sıkıntı yok. Kaç para verdin lan? 200 mi? İyiymiş. Bir şekil sollamam lazım. Ne oluyor ya? İyi misin? Benim gözüm gitti sanki. Fayvem çöktü amına koyayım. Nasıl sikiyim? Şimdi onlara ne oldu acaba? Herkes mi kreşti oğlum orada? Vay anasını. Kapat. 2-3 kişi aynı yerde kreşiymişiz ya. Kaç saat lazım? Bilmiyorum ki. Başvuruyla girmediğim için. Görüşürüz Yavuz. Of. Kreşten geçemiyoruz yemin ediyorum. Yemeyeceğim dedim. En son yine gittik yedik ya. Bayağı da direndiydim. Aa, kolumu kaldıramıyorum. Acıyor. Üf. Ulan. Aa. Sabah vurulduğumda bir şey yoktu aslında ama sonradan affetti beni.
İyi bari beni bekliyorlar. Son konumda doğayım. Sanki karlı gibi ama değil. Dört mevsimi de yaşıyoruz ya, sıcak su. Gerçi iki mevsim oldu artık ama. Af. Kenny. Abi sen de gel. Ver sen anahtarı. Al bizi direkt. Gel abi atla. Götüreyim. Anahtarı ver. Abi Martin abi şey götürecek. Benim jip nerede ya? Aa benim jip geldi dur. Gel. İn bakayım. Ha, anahtarı uzatsana. Anahtar sende yok mu? Bir gözüm kapandı ya. Kiralık ya bu bizim mali yani. Oldu mu? Evet oldu. Kemerleri bağlayın da. Aynen. Han istiyorsan oradan geçme. Orası çok sıkıntı bir yer ya. Niye? Yine mi gideriz diyorsun? Gidebiliriz. Geçtiler bizimkiler bir şey olmadı. Şu kulübe eklediler buraya ondan sonra. Bir konum isteyin istiyorsanız nerede olur abi? Neresi GPS'e girdi şu an? Gittiğimiz belli yani. Değil. Malikane. Galiba GPS oraya önümde, gösteriyor. Önümüzdekiler biliyordur yolu ya. Kendi var orada. Takip eder buluruz. Gerçi zaten bizim görüşmemiz vardı herhalde. Malikane'dirler. İyi düşünüyorum. Malikane olabilir ya. Toplantı vardı çünkü saat 9.30'da. Evet, evet. Merhaba, merhaba. Olay gele. Kırma lan önümü. Engin abim o. Han arkaya. Neymiş? Tam olarak. Çekilin lan Ezmi. Kenny bir asik. Dimitri. Ey maşallah. Demir. Şunu da ben bir tamir edeyim ufak temizliğinden. Hiç. Abi bize görev verildi de Edward'a bekliyorum. Verildi mi? Tamam. Çatıya çıkıp durumlarını çözeceğiz. Burada ne olmuş? Görevin var mı? Gel. Görevin yoksa geç şuraya. Araba sesimizi uzaklaştır. Silahlı mı bekleyin? Yukarıdalar mı? Yukarıdalar. Dışarıda bizi izleyenler var. Kırmızı araç. Var var birisi var da onları kovalıyordu. Yazamadım lan. Heh. Güzel. Tamam. Drone'la düzenli bir şekilde. Anlaşıldı. İki tane drone aldım. Çatıya yapacağız. Çatıya. Hocam, hocam. Hmm.
Yeni yükleniyor. Yavaş yavaş. Şehir karışık. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Kimin karı kimin üstünden dönüyor belli değil ya Engin Bey. Allah Allah. Var var, değişik işler var. Geçenki toplantıyı biliyorsun. Evet, duydum duydum. Bu Gaye'yi orada bir aldılar. Aynı gün salmışlar. Nasıl iş bu ya? Vallahi garip ya. Bilmiyorum. Ben aldığım haberde orada aforoz olacak diye bekliyordum ama. Değil mi? Yani devletle alakalı çalıştı, ortaya çıktı bunun. Yani bunun, yani bu direkt ihanettir yani. Bu ihanetinde tek bir çözümü vardır. Nedeli değil, bedeli olur he. Aynen öyle. Kafasına sıkarsın, bırakırsın. Ne yaptı acaba ya? Para falan mı yedirdi ya? Bilmiyorum. Yani bu gaye ilginç. Bugün yine devlet bizi arıyormuş. Gittik hesap vermeye. Evet. Bana yine diyor ki gayeyi bana bulabilir misin? Ya devlet taktı bana, gayeyi öldürttürecek. İlli diyor, sen vur diyor yani. Bana vurdurdu. Ne yapsam, vursam mı ben bu kadar? Valla bu derinciler iyi üflüyor galiba Vito ya. Ya şimdi biz buna diyoruz ki şimdi bir burada bir şura yok, bir konsey yok. Biliyorsunuz yapı yok. Evet evet. Diyoruz ki kardeşim bak, aileler, babalar, durum bu, ne diyorsunuz? Tak 2 saat sonra salınıyor. Şimdi geldi. Bakalım ne anlatacak, ne diyecek bu çıkmasıyla ilgili. Bu devlet niye bunu bana ısrarla öldürtmek istiyor, bu da ilginç. Valla enteresan, bilmiyorum. Acaba kendi güçleri yetmiyor da maşa olarak sizi mi kullanmaya çalışıyor dostum? Planları o da olabilir Fengim Bey. Ya ama da... planların arkasında bir plan kuran vardır Vito Salvatore. Onu, onlar da at gözlü olduğu için göremiyorlar dostum. Ya bizde de gözlük var, öyle deme ya. Onlardaki at gözlüğü yalnız. Öyle mi diyorsun? Tabii onlar yanlarını göremiyor. Benim modifiye ettiğim araba orada da. Bakalım ne anlatacak? Şu dışarıdaki o gördüm. Yani bize. İlginç ya. Yani. Lastik dumanını değiştirmeyi unutmuşlar. Ben de aynen. Düşüncesi ne bu konuda, onu çok merak ediyorum ben. Ben de bilmiyorum. İlginç. Zaten bugün Fadol Bey'de bir görüşmemiz var. Saat 9 çeyrek, 9.30 gibi. Hmm. Evet. Biz de görüşecektik ama bir işleri varmış herhalde. Bir alışveriş yapacaktık. Bir sevkiyatları varmış galiba. Belki bizedir, bilmiyorum. Allah Allah. Olabilir. Bir şey yer misiniz? Aç mısınız? Allah eyvallah, sağ olun ya. Sizleri gördüm vallahi, çok mutlu oldum ya. Biz de öyle, biz de öyle Engin Bey, özledik seni ya. Ben vallahi zaten 2 ay yoktum biliyorsunuz. John kanatlanacak yakında. Aman John, 200'lüğü al da ondan sonra git gidiyorsan. Bak ya, adam, adamı buraya kadar getirdim. Benim. Beyler arkadaşlarım, ya onu getirmenize gerek yok ki. Gidin. Parayı getirteceğiz onu ya. Paranın kendisini getirdim işte. Gelmiyor. Kendisi ben geliyor zaten paraya. Aa, ben bütün parayı buna verdim. John vallahi sor. Gelir gelmez aldım bütün parayı benden. Madde eksikliği kazandım. Mükemmel ikili oldunuz artık. Oturayım mı çocuğum? Oo, hoş geldiniz Gaye Hanım. Merhaba, merhaba bir çocuğum, nasılsınız? Vallahi iyiyim, sağ olun, siz nasılsınız? Tamamdır. Maalesef ben görüşemiyordum. Öyle oldu. Bu arada Engin Bey, Stark ailesi. Kadri Bey. Gaye Hanım, Galata'da. Hoş geldiniz Gaye Hanım. Siz hoş geldiniz. Tabii buyurun oturun. Çok istiyorsan yanıma otur ya da yerine otur. Gaye Hanım istiyorsan burada otursun. Ben yanına oturayım Vito. Yanına başka biri oturmasın. Tamam, teşekkür ederim. Rica ederim, buyurun. Bir şey yer misiniz, içer misiniz Gaye Hanım? Teşekkür ederim. Ya Gaye Hanım, sizin bu başınıza gelenler nedir ya? Vito Bey, ben artık gülüyorum ya gerçekten. Öyle mi? Bu LSPD'den bıktım ben gerçekten. Ya bugün yaklaşık 3 kere hakkında arama kararı çıktı. Ne? Ve şu anda da aranıyorum ve ne için arandığımı bilmiyorum, merak da etmiyorum. Yani. Ya Gaye Hanım, şimdi benim merak ettiğim asıl mesele şu. Biliyorsunuz bu bir aileler olarak toplantı yapın. Orada sizin hakkınızda bir yüküm geldi. Ama bu hükümün ardından kişi var, çok seri bir şekilde sahalara geri dönmüşsünüz. Yeterli mi sayı? Bu kuvveti nereden alıyorsunuz? Nasıl oluyor bu işler? Stark'tan zaten bir kişi var. Bazen güvenmek gerekiyor bize. Yeterlidir. Şimdi ben şunu çıkardım. Efendim, şehirdeki bu demir bileklerden biri, aileler, mafyalar, hatta karteller, öyle söyleyeyim. Bana karşı güven sorunu var. Her görüşmemde, her böyle insanlarla diyaloğa geçtiğimde sürekli gördüm, böyle gördüm. Bir imalar, açıkçası hadi. Böyle bir hain muhabbeti dolanıyor ki biliyorsunuz önceki toplantıda neler olduğunu. Evet. O gün gururum çok kırıldı ve bununla ilgili zaten bir çalışmam var. Sizinle baş başa bunu konuşmak isterim daha sonra.
beni anlayacaksınızdır. Bu ne neden böyle lan? Oluyor? Bu nereye araba gidiyor? Ve neden sürekli benim üzerime oynanıyor? Ya bildiğiniz ben şu an günah keçisiyim. Çünkü PD bunun farkında. Arkadaşın bizim cinci hoca var ya bir tane. Neydi? Başsavcı mıydı? Herald mıydı? Neydi? Ha evet evet. Bu evet, adam başım. Sanırım bütün herkesin benim şu anda üzerime oynadığını bildiği için PD'yi şu anda benim üzerime salmış durumda. Bugün Fadıl Bey bana diyor ki senin niye bu kadar çok polis arıyor? Neden polis seninle bu kadar uğraşıyor? Zaten onların da istediği bu. Ben bizim dostlarımıza, masadaki arkadaşlara... Yolun sonunda mısın Temel? Bunu artık nasıl ispatlayacağım? Benzinin içindeyim. Nasıl bir Galatalı ailesinden Galatalıyım? Benim köklü bir geçmişim var. Bizden hain çıkmaz. Bu insanların kafasına bunlar nasıl girdi? Hiçbir fikrim yok. Ama ben bunun peşini bırakmayacağım. Ve kimseye de şunu söylemiyorum. Ya bana güvenin, işte ben şöyleyim, işte benim polisle işim yok bilmem ne demiyorum. Ben bizzat bir hamle yaparak size her şeyi ispatlayacağım, göstereceğim. Birazcık zamana ihtiyacım var çünkü çalışıyorum şu anda bu konu üzerinde. Bunun üzerine çalışıyorsunuz. Aynen öyle ve bunun ne olduğunu size anlatacağım. Ancak hani İtalyanların bir sözü vardır Vito Bey. O gün de söylemiştiniz. Metafore diye hatırlıyor musunuz? Evet, metafore. İşte ben de bu sözcükten çok çekindiğim için bu İtalyanların sözünden. Ondan dolayı sizinle böyle çok özel bir zamanda görüşmek isterim. Anladım demek istediğinizi. Evet. Şimdi Gaye Hanım. Birkaç kişi var mı şu anda? Engin Bey benim çok kadim bir dostumdur. Çok çok YouTube'umuz çok geçmişe dayanır. Evet söylemiştiniz. Şimdi bu şehirde birisi kaç için adam öldüreceğim tek kişi Engin Bey'dir. Engin Bey'e yapılan bir hareket Salvatore eyvallah ailesine yapılmıştır. Hı hı. O yüzden arkasında duracağımız tek oluşum Stark ailesidir. Ama tabii ki şehirde dost edinerek Engin Bey'lere olan samimiyetimizi diğer ailelerle de kuracağız. Ulan kreş yedim bak zırhım gitti ya. Gençler ben yemek yiyeceğim. Aferin. Hemen de kendi de benim yerime geçiyor. Arkamda niye dikiliyorsunuz? Yaptığı toplantılar zaten aslında onun söylediği gibi belirleyici değil. Çünkü kendisi ben bu işlere karışmıyorum ne yapıyorsanız yapın öyle demişti. Sadece silah satıyor biliyorum. Ya benim silahımla ilgili mevzu dönüyorsa dönüşün demişti ama şimdi o gün toplantıda tabii siz neticede sizin üzerinize bir olay. Evet. Hem benim anlatımlarım hem diğer ailelerin söylemleriyle üzerinize büyük bir şüphe doğdu. Evet doğru. Ve bu doğan şüphede aslında devletin ortaya çıkardığı bir şey. Çünkü devletin başsavcısı diyor ki Gaye'yi öldür. Evet. Bugün çok enteresan bir olay geldi başımıza. Bunu sizinle paylaşayım. Buyurun. Adalet Bakanı beni bir görüşmeye aldı. Hı-hı. Bu görüşmede yine konu sizsiniz. Ne diyorlar? Yine sizin alınmanız isteniyor. Bana diyor ki Gaye'yi bir yere getirebilir misin? Gaye'yi bir yerde görüştürebilir misin? Bunlar açık bir mesaj aslında. Dedim ki benim Gaye Hanım'la öyle bir görüşme gibi bir hani bir yere getirme gibi bir durumum olmaz. O şekilde bir yakınlığım yok. Ama hani muhabbetimiz var. Ama hani şuraya gel dediğim zaman gelecek bir aramızda samimiyet yok. Ben ikidir sizi yine aslında kurtarıyorum diyebiliriz. Teşekkür ederim Mitro Bey. Bu görüşmede yine sizinle alakalı bir takım durumlar olduğunu dile getirdi ve uyuşturucu işinde olduğunuzu söylüyor. Uyuşturucu işi yaptığınızı soruyor. Evet, geçen departmana gittiğim zaman bu biz takım sıkıntılar oldu. Biz polise falan sıktık. Bunlar beni aldılar. Ben kimlik değiştirdim. Saçımı, başımı, giyimimi, kuşamımı. Polisler hemen nedense Gaye Galatalı olduğumu anladılar. Aldılar beni. Neyse bir sorguya girdim. Savcı Bey vardı. Şerif vardı. Şerif departmanında oluyor bu. Bana isnat edilen suçlar okundu. Uyuşturucu evet kaçakçısıymışım. Silah ticareti yapıyormuşum. Kadın olmasam belki diyecek ki kadın pazarlıyorsun. Yani birçok şey iddia ettiler. Benim kanıtınız var mı bununla ilgili? Adam saçmalıyor Vito Bey. Sanırım online eğitim mezunu, başsavcı.
ne dediğini bilmiyor. Diyorum ki hani kanıtınız varsa bakın diyorum, tabletinizi açın. Bu devletin tableti. Ben işlemiyorum, siz işliyorsunuz. Benim sicilim temiz mi değil mi? Adam açtı tabletini. Ya dedi, sicilin tertemiz. E kardeşim, o zaman beni niye arıyorsun sen ya? Yani benim illegal suç lideri, illegal suç örgütü lideri olmam için ya da uyuşturucu ticareti yapmam için bir zincirleme suçlu olmam gerekiyor. E benim sicilim tertemiz. Sen nasıl bana bu suçu Pardon, atıyorsun? Pardon Gaye Hanım. Bu Şerif Departmanı'ndaki savcı at grupta olan mı? Yok, Harold'dan bahsediyoruz. Bu sorguyu alan Harold. Nerede? Ben neredeyim? Harold orada. Daha peki bu ki, Harold'ın ben bütün bilgileri Gaye'den alıyorum demesi olayına ne diyorsunuz? Ben o konuda hani neden bahsediyor? Yani hangi bilgi mesela Vito Bey? Ya mesela bizim mekanikte yaşanan hadisede bütün olayların hepsini ve adamlara bizim vurduğumuzu anlatmıştınız savcıya. Şimdi ben böyle bir şey yapsam, hani bunlar sözde devlete çalışıyor ya, çok temiz adamlar ya, siz elinizi kolunuzu sallayarak çıkabilir miydiniz? Beni kullanmak istedikleri için saldılar bilerek. Ha işte bilmiyorum. Ben işte aranızdaki diyaloğu bilmediğim için. Şimdi ben sizi satmam için hiçbir sebebim yok. Hiçbir sebebim yok. Yani adam bizi birbirimiz, o gün toplantıda da söyledim bunu. Sözünüzü de kestim orada. Biraz sesler yükseldi. Hani sizi çok güzel yemlemiş diye. Bu adam Fadıl Bey'in de dediği gibi Viso Bey, hepimizi birbirimize düşürmeye çalışıyor. Ya bunun başka hiçbir açıklaması yok. Yani benim sizi satmam için hiçbir sebep yok, bu bir. İkincisi, ya bu durum var mı arkadaşlar? Her şey ortada. Yaralılar ortada. Silahlar patlamış. Polis gelmiş. O olmuş, bu olmuş. Ben niye satayım sizi? Ki ben bunun açıklamasını yaptım zaten. Ben dedim kimseden şikayetçi olmadım. Görgü tanıklığı yapmadım. Hatta dedim ki size daha sonra, biz polisle çalışmayız. Yeraltı dünyasının bir kuralı var. Malikane böyle mi korunuyor? Biz kendi aramızda çözeriz bunu. Kemal. Ne oldu? Erdenet geldi size sıktı. Siz gittiniz onlara sıktınız. Oldu bitti. E hani polis? Ben satmışım ya. Ne biliyormuş mesela Harold? Gaye Hanım, anladığım sizin şehirdeki bu oluşumlara karşı şu anki size bakış tarzları, polisle işbirliği yapıyorsunuz. Aynen efendim. Tarzında değil mi? Yani, aynen öyle. Ya bu çok kara leke. Bunu, bu lekeyi temizlemenin bence bir yolu var. Efendim, var benim aklımda bir şey. Ben Vito Bey'le dediğim gibi bunu şöyle konuşmak istiyorum. Hı-hı. Madem bu Harold Bey aileleri birbirine vurdurmaya, kırdırmaya çalışıyor. Buradaki dostlukları zedelemeye çalışıyor. Evet. Her gittiğiniz yerde bu Harold Bey sizin karşınıza çıkıyorsa, bunu bir şekilde katakülleye getirip kaldırın, kafasına sıkın. Getirin bu şehirdeki oluşumların önüne atın. Beyler, benim, efendim, bu siz neydi, çok özür dilerim. Kelabi, sen neredesin? Engin Bey. Buyurun. Engin Bey, işte dediğim gibi metafore derler ya. Ben şu anda çok şey konuşmuyorum. Benim aklımda çok farklı şeyler var. Ben bunu özellikle Vito Bey'le konuşacağım. Siz de burada sohbetimize katıldınız. Çok memnun oldum geldiğinize. Rica ederim. Sizi de katmak isterim. Şahin geldi, yukarı geldi. Ben sizden bir konuda yardım isteyeceğim. Benim özellikle Vito Bey'le görüşecektim ben. Çok iyi denk geldi. Bir konuda ben Vito Bey'den yardım isteyeceğim. Dediğim gibi ben bunu daha sonra ileteceğim kendisine. Yukarı hangi katı Temel? Şimdi dediğim gibi iki kez zaten aslında sizinle tamam, ilgili bir faaliyet yapmayarak gerekli yardımları yapıyoruz sen diye düşünüyorum. Sen o zaman bak, ben şu evet, şeye bakayım. Ama şimdi burada kafamı kurcalayan başka bir şey var Gaye Hanım. Tamam, buyurun bir çözümün açık biraz oynayalım. Ben size açık yüreklilikle söyleyeyim. Ben ne? Çok sıkıldım çünkü. Cidden çok sıkıldım. Benim gururum, benim itibarım şu anda bizim bu alemde yerle yeksan. Ve ben bundan aşırı rahatsızım. Benim ailem de çok rahatsız. Şimdi Gaye Hanım, o zaman kartlarımızı açık oynayalım. Tabii, buyurun. O masada toplantıda sizin hakkınızda bir hüküm verildi. Veren Fadıl, evet. Vigilet. Ama ardından nasıl çıktınız? Heh işte, ben onunla bir konu konuştum. İşte o konuyu şu an konuşuyoruz. Ha, o konuyu sizden bize bahsedemezsiniz. Aynen öyle. Evet. Anladım. Evet. Peki o zaman size şöyle söyleyeyim. Fadıl silahları satıyor. Haber verin ben, sizi göremezsem. Peki bu sattığı silahlardan devletin haberi var mıdır sizce? Biz şeydeyiz ya, tam arazinin ortasında böyle bir yol var. Peki geçenki kristal olayında adamların Deagle'lı çıkmasına ne diyorsunuz? Tamam, bakacağım şimdi. Satışın başlar başlamaz ne hikmetse Kristal adlı grup
insanlara çökmeye başladı ve üstlerinden de Eagle'lar çıktı. Hatta Vito Bey daha satış o gün 2'de başlayacak dendi. Biz de hatta alış için gitmiştik. Yani daha başlamadan beş, değil mi? Evet, saat 5'te başlayacağını söyledi. Hmm. Ben de gördüm. Bu olaylar başlamadan önce oldu. Yani daha ha, Deagle satışı başlamadan evet, önce evet. Deagle'lı kişiler Kristal adı altında insanlara çöküyor. Nasıl oluyor bu iş sizce? Ve bunu en son toplantıda Fadıl Bey ben birkaç aileye sattım şu an ismini söylemeyeceğim falan filan gibisinden bir şeyler söyledi Vito Bey hatırlarsanız. Genel ya. Satıştan önce mi diyor bunu? Evet. Evet evet en son toplantıdan önce. En son toplantıda söyledi bunu evet. Şimdi o zaman iki seçenek var. Bir, Fadıl Bey bir aileyi şu anda yemliyor Kristal dedikleri olaya ya da kendileri. İki seçenek var. Başka hiçbir seçenek yok. Peki bir aileyi neden yemlesin sizce? İşte bilmiyorum. Vallahi yemleme olayı olamaz. Neden derseniz şimdi şöyle Fadıl Bey o gün aileleri topladı. Orada 3 aile vardı. Bizim ailemiz ve 2 aile daha vardı. Ve silahı kimseye satmadığını Fadıl Bey söyledi. Orada hatta yemeğe gelen 3 aileye birer tane Deagle hediye etti. Ya yani sadece şehirde 3 tane Deagle varken 3 aile patronunda bu Kristal denen grup nasıl ellerinde Deagle'larla gezebiliyor hayret verici. İşte baylar bu konudan şu çıkıyor. Şimdi bu silah satışının kaçta başladığını, ne olduğunu, ne bittiğini sanırım ben o zaman federaldeydim, bilgim yok. Eğer böyle bir öngörünüz varsa akla zaten tek bir şey geliyor. Şimdi ya el altından silah gelen satışa başlamadan önce bir aileyi silahlandırdı. Bu aile Kristal adı altında geziyor. Ya da bunu yapan jilet. İki seçenek var şu an anlattığınız şeyden başka bir seçenek yok. Bilemiyorum. Ben de bilemedim şimdi. Meseleler derin. Meseleler ilginç. Ama şu bir gerçek Gaye Hanım. Devlet iki kez sizi benim tarafımdan öldürtmek istedi. Ben cezaya suçsuz. Bizde can borçları illaki ödenir. Tabii ki. O yüzden bu fırsatları değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Ki sizi o gün toplantıdan önce aslında bir daha uyarmıştım. Bakın evet. Etrafınızdakilere dikkat edin. Güvendiğiniz kişilere dikkat edin. Demiştim. Bizimle ters düşen bir grup oldu. Sonları ne oldu biliyorsunuz. Aynen öyle. Biz insanlarla ters düşmek istemiyoruz. Kemal, fakat varsa iki kişi daha yerleştirelim. Buradaki yönetim zafiyetinin ben farkındayız. İçeriye koyabiliriz. Tamam ben hallediyorum onları. O yüzden burada dengeler değişecek. Kartlar yeniden dağıtılacak. Sınırlar yeniden belirlenecek. O yüzden bu belirlenen sınırlarda iyi taraf almanızı dilerim. Evet, bunu çünkü her şeyin arkasından bakın farklı bir şey çıkabiliyor. Bir anda Deagle'lı bir grup çıkıyor. Evet. Bir anda polis gelip kolumu arıyor ya. Ne haber hancım? İyidir. Hancım. Evet. Nereye gidiyorsun? Aşağı gidiyorum ya. Bunu aldım evet. İçeride. Tamam. Gene abi. Evet. Sen yine burada yoksun abi. Neredesin sen ya? Oğlum ben arkada biraz dertliyim, tutturuyorum. He, tamam abi. Ne oldu? Yok bir şey yok ya merak ettim. Şapka mı? O şapkası tamam. Arkadayım deyince ben de arkaya geldim. Sen neredesin böyle? Yukarı çıktı. Ben de arkada havuzun oradayım. Havuzun orada. Oğlum havuz mavuz. Hayır. Havuz partisi. Oldun geldi mi Taylan? Efendim? Aynen, sen şeyi duydun mu? Otel sizi.
Han hala kamerada mısın? Evet. Hangisi? Kameradayım. Abi? Ne oldu? Bir şey mi oldu? O zaman şey yapma. Evet, selam olsun. O zaman konuşayım. Kaldır be elini Temel. Ne oldu ya? Kapatayım mı kamerayı? Gel gel sen gel. Lan kapat ya. Biz rahat olalım. Sen kaldır. Selam söyle. Benim zaten kolum ağrıyor biliyor musunuz? Kırk çiple ne yapıyorsun sen? Bunu kapatıyorum. Kapat.